İyi akşamlar değerli izleyiciler. Teke Tek'te bu akşam yine alışılageldik konuları, belki de alışılageldik boyutlarıyla ama farklı bir biçimde tartışmaya çalışacağız. Konumuz tahmin edeceğiniz gibi Ergenekon, Türkiye nereye gidiyor, Türkiye'nin bundan sonraki açılımları ne olabilir ve Türkiye bu süreçten nasıl çıkacak, çıkabilecek mi, çıkamazsa ne olacak, çıkarsa ne olacak? Bunları konuşacağız. İki konuğum var, ikisi de düşünce adamları, yazı adamları. Birini hepiniz çok yakın tanıyorsunuz zaten, yıllardan beri Türkiye'nin gündeminde olan bir isim. Profesör Doktor Yalçın Küçük, çeşitli konularda. Neredeyse hemen hemen her konuda yazıları var, kitapları var ve Türk kamuoyu onu yakından takip ediyor. Diğeri ise bana göre son dönemin parlak isimlerinden biri, Yeni Şafak Gazetesi yazarı Sayın Fikri Akgüz. O da son dönemde ilginç yazılara, tartışılan yazılara imza atıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hemen sizle başlamak istiyorum. Çünkü birkaç gündür bir ateş altındasınız. Yaptığınız ateşli konuşmalar sonunda galiba size okların dönmesine sebep oldu. Ve özellikle bu hafta sonundan beri iktidara yakın olduğu söylenen gazetelerin hedefindesiniz. Sizi suçluyorlar, sizi eleştiriyorlar ve tutarsız olduğunuzu söylüyorlar. Geçmişinize yönelik eleştiriler var. Bugünden daha çok geçmişinize yönelik eleştiriler var. Şöyle ki, deniyor ki işte şimdi siz Türkiye'nin çıkışının Kemalizm'de olduğunu söylüyorsunuz, Atatürk'te olduğunu söylüyorsunuz. Ancak 1992'de basılan Emperyalist Türkiye adlı kitabınızda Mustafa Kemal'le karşı bir tavır sergilediniz, çizdiğiniz O kitapta çizdiği Atatürk portresinin çok da pozitif olmadığını söylüyor. Ve keza yine terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la geçmişteki diyaloglarınız bugün karşınıza çıkartılıyor. Ne diyeceksiniz bunlarla ilgili? Bununla başlayayım, sonra diğerlerine geçeceğim. Bunları sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir defa hemen şunu söyleyeyim. Birinci konuda. Dinime küfreden bari Müslüman olsa. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Bana Mesut Barzani medyası 400 sayfa yazıyor her defa. Abdullah Öcalan diye bir çocuk vardı, iyi bir Kürttü. Yalçın Küçük diye bir adam geldi, onu Kemalist ve Türkist yaptı. Abdullah Öcalan her hafta Yalçın Küçük beni Kemalist yapmadı diyor İmralı'da. Şimdi o bitti. Bir de öyle anlaşılıyor ki ben Fethullah Gülen Hoca'ya yakın medyayı, şunları bunları Kemalist yapmış oluyorum. Onlar benim Kemalistliğimi beğenmiyorlar. Çok şaşırırım ben bunlara. Çok şaşırırım. Biz tabiatıyla şudur. Ben bu televizyonlarda da söyledim. Biz solcuyuz. Biz 1960'lı yıllarda bu ülkeyi Kemalizm'den alıp daha ileriye sosyalist bir ülke yapmaya çalıştık. Ve son zamanlarda ben çok açık olarak şunu söylüyorum. Biz 1918'deyiz. O yüzden biz hepimiz Kemalistiz diyoruz. Birinci nokta budur. İkinci nokta, ben bunların hiçbirini izlemedim. Sadece bugün Hürriyet'te Ahmet Hakan'ı okudum. Ahmet Hakan'ı okudum, beni affetsin. Ben öyle çok gazete okuyan insan değilim. Ben yazarım. Ben çok az okurum. Ahmet Hakan'ı da arkadaşlarım haber verdi. Birkaç gün önce daha söylemişti. Onda mizah vardı. Benimle alay ediyordu. Beğendim onu. Dünkü yazısı, bugünkü yazısı içe beni çok şaşırttı. Bir defa bu tür hücumlardan benim rahatsız olacağımı zannediyor. Ben hiç rahatsız olmadım. Ben şunu anladım ki benim son zamanlardaki konumum, yaptığım konuşmalar Fethullah Gülen Hoca yakınlarını, AKP yakınlarını çok fazla rahatsız etmiş. Onun için bir şey bulmuşlar gibi ortaya çıkıyor. Hangi noktadan bahsederseniz, isterseniz oradan devam edelim. Bakın. Ben gayet açık olarak şunu söylüyorum. Cumhuriyet diyorum. Bir, bana Kemalist değilmişim, Atatürkçü değilmişim bunları söylüyorlar.
Ben ne yaptığımı çok iyi bir şekilde biliyorum. Bunlardan bir tanesi şu. Bana gelinceye kadar Türkiye'deki panteon bir tek ululuydu. Ne demek o? Panteon, ulular mezarlığı. Bizde bir tek vardı. Ben zenginleştirdim. Dünyanın her tarafında, Atina'daki panteonda, Akropol'da, Paris'teki panteonda çok 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 fazla ulu olur. Bizde bir tek. Ben aldım. Kazım Karabekir de uludur dedim. Ali Fuat Paşa da uludur. Hiç bilmediğiniz adamlar da uludur dedim. Şu tarihi nasıl yazıyorsunuz? Bir Sarıkamış var, bir de Çanakkale var. Kutul Amare'yi bilmiyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük işidir. Orada İngilizler esir alındı. Bakü'yü bilmiyorsunuz. Onların hepsi kahramandır. Ben bunları söylüyorum. Bunun ötesinde de fazla bugüne getirmek istiyorum. Bugüne getirmek istiyorum. Bana şunu mu söyleyeceksiniz? Ben Mustafa Kemal'e şunu söylemiş, işkilli demiş. İşkilli. Her büyük lider işkillidir. Ben Mustafa Kemal'i Büyük Petro'ya şuna buna benzetmişim. Bunlar aptal, ahmak bunlar. Dünyanın her tarafında biz iktisatta bunu okuduk. Kemalizmle Kolbertizm aynıdır deriz. 17. yüzyılda Kolbert, o da yapıcı diyor, o da inşacı diyor. Büyük Petro ile Kemal aynıdır deriz. O da bir ülke kurdu. 8. Henry ile aynı. Hatta başka Mao ile benzerlikler benim kitaplarımda bu var. Bunları çok açık olarak söylersin. Ki bana şunu anlatamazsınız. Bugün Ergonekon'u konuşuyoruz. İyi ki de bunları yazdılar. Bana şunu anlatamazsınız. 1926 yılında Cavit'in, bakın ben İbraniyet'le ilgiliyim. Değil mi? Bana bilmem mi bilmem. Onları da getirdim bugün eğer konuşursak. Mustafa Kemal Paşa ile ilgili iddiaları da getirdim buraya. Bütün bunları ne sorarsanız onları. Bana şunu kimse anlatamaz. Maliye Nazırı Cavit'in Mustafa Kemal Paşa'ya suikasttan dolayı idam edildiğini bana anlatamazsınız. Doktor Nazım'ın Mustafa Kemal Paşa ile suikasttan dolayı idam edildiğini bana anlatamazsınız. Kazım Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'ya suikast yaptığını bana anlatamazsınız. Ali Fuat Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine suikast yaptığını bana anlatamazsınız. Ben bunları anlamam. Kabul etmem. Her ihtilalin kendi içinde bunlar olurdur. Ayrıca ben çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bugünkü vehim gibidir o. Şimdi hocam tam onu soracağım. Siz bundan bahsedince o zaman mesela Atatürk'e suikast girişimi İzmir suikastı adı altında o dönemde enteresan bazı işler oldu. Bugünkü Ergenekon soruşturmasını da benzer bir çizgiye oturtabilir miyiz? Benzetmek herkese düşer. Ben biraz daha bunları söyleyeyim. Ben Mustafa Kemal Paşa'ya 1960'lı 70'li yıllarda İngiliz casusu dedi. Bugün İslamcıların gurusu olan İdris Küçük Emel bir tek ben savundum. Bütünüyle. Biz onu büyük bir lider tanırız. Ama her büyük liderin bir takım zaafları vardır, defaları vardır. Benim kitaplarımda. Bunlar bilmezler. Cahil. Mustafa Kemal Paşa'nın annesinin ikinci defa evlendiğini Şevket Süreyya Üstadımız 1960'lı yıllarda yazdığı zaman Türkiye sallandı böyle. Her şey saklanmıştı. Ben de Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin annesinin cenazesine gitmediğini yazdım. Bundan dolayı tüm doğruları yazmak bana düşer. 1926'da da budur. Ve ben Cumhuriyet 1926'da kuruldu derim. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 1919'da doğdu derim. Bu konulara geliriz. O benzetmeleri de gelir. Ne yaptı Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları 1926'da İzmir suikastı etrafında 30 yıldır bu ülkede hülya ile birikimle, yetenekle
bir cumhuriyet, bir ileri Türkiye kurmak isteyenlerin bir kısmı bu dünyadan ayrıldılar. Bambaşka bir Türkiye'ye gittik. O benzetmeyi yaparsınız. Şimdi ikinci noktaya da gelelim. Ben uzun uzatmayalım. Ben bugünkü Ahmet arkadaşımıza çok şaşırdım ben. Bu kadar. Benim bu tür hücumlardan rahatsız olacağımı çok saf. Birinci nokta orada çok saflık olmuş. Benim adım yorulmaz. Benim adım kıyılmaz. Benim adım bozulmaz. 30-40 yıldır bunların içindeyim ben. Onun ötesinde bir de şunu söyleyeyim. Bütün o televizyonlar, o kitaplar, pardon gazeteler, o internetler bir şey bulmuşlar. Ne bulmuşlar? Vah 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 Yalçın Küçük Abdullah Öcalan'a gitmiş. İnsan, inan, insafa bakın. Bakın bunları getirdim. Bakın. Bunları ben bastım. Bir şey bulmadınız. Kötü olsa basar mıyım? Bunları ben bastım. Bakın yepyeni kitabım. İnsan utanır. Bir şey bulduk diye bakın Beka Vadisi'nde. Ne yapacaktım ben Beka Vadisi'ne gitmeyip de? Türkiye'ye karşı savaş yapan birisi var. Ve bir tek hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Bir tek yazıt yok. Ben Türkiye'de yapılmayan işleri yaparım. Birinci nokta budur. Ben Türkiye'de yapılmayan işleri yaparım. Gittim. Benim oraya gidişim romandır. Başka bir pasaportla gittim. O dağlara çıktım. Bu dağlara çıktım ve oradan Türk halkına, size karşı mücadele eden bir isyanı yapanların istekleri budur. Ve insan utanır bunların yaptıklarına. Neden utanır Fatih Bey kardeşim? Ben gittim, devlet beni yakaladı. Üstümdeki belgeleri, bütün filmleri aldı. Beni hücreye koydu. Ondan sonra onu TRT'de gösterdi. Benim sayedimde bunların çıkarttıklarının hepsi biliniyor. Hepsini ben yazdım. Hepsini ben gösterdim. Ben onların kötü olduğunu düşünsem yazar mıyım? Bu kitapların hepsini ben yazdım. Ben söyledim. Bakın bu resimleri. Şurayı. Beka'da Abdullah Öcalan'la beraber. Beka. Beka'yı da öğrensinler. Beka vadi değildir. Vadidir ama bu tepedir. Buraları, o bilgileri ben getirdim. Niye getirdim? Gayet açık. Bir de bana eskiden şunları söylüyorlardı. Sayın dedi. Ömrümde hiç kimseye sayın demedim. Aynı şey bana söylüyor. Ben de Abdullah Hoca'yla bir görüşme yaptım biliyorsunuz. Bana da sayın dedi diyorlar. Böyle bir şey yok. Hayır. Ben ayrıca sayın demeyi sevmeyen bir adamım. Eskiden sevgili derdim. Şimdi bütün mankenler diyor. Ben kardeşim derim. Ve bütün bu işleri birazcık da onu. Ve o kadar memnunum ki bunlar çıktığı için. Bir de Türkiye. Türkiye'nin yeni kuşakları benim yaptıklarımın hepsini bilsinler. Daha bu konulara geleceğim. Bunları bilsinler. Ha, bakın şu kitap bunu birazdan size imzalayacağım. Bu özel. Bakın burada özel. Özel prestij baskı diyor. Evet. Ben burada söylüyorum bunları. Daha yeni çıkmış. Niye gittiğimi burada söylüyorum. Onun ötesinde çok açık. Siz de Fransızca biliyorsunuz. Jacuz diyorum ben. İtham ediyorum ey Türkiye devletini yönetenler. İtham ediyorum sizi. Bakın burada var el yazılarıyla. Sorun PKK'yı yenmeyi aşmıştır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde hakim olan bir zihniyet bu işi bitirmek istemiyor. O bölgelerin bizden ayrılmasını istiyor, çok açık olarak söylüyorum. İki cümle daha söyleyeceğim, ondan sonra bu noktaya gelmek üzere gireceğim. Amaç, Kürtleri yeniden şeyh ve ağaların pençesine düşürmektir. Gericilik savaşıdır. Artık Türkiye'yi yönetenlerin
amacı bu meseleyi ortadan kaldırmak değil, bu meseleyi sürdürmek ve bu mesele ile Kürtleri tekrar şeyhlerin, ağların pençesine vermek istiyorlar. Ben de buna karşı çıkıyorum. Mesele bu kadar basit. Peki kim bunu yürütenler? Türkiye'de mi, dışarıda mı bu? Güzel kardeşim, ben burada da var. Ben şunu söylüyorum, bu konuya Ergenekon konusunda geleceğiz. İsrail, Türkiye'de İsrail'den daha güçlüdür diyorum. Birazdan bana soru sorarsanız Hilmi Paşa Hazretleri'nin yaptıklarını da konuşacağız. Darbe yaptı mı yapmadı mı Ecevit'e karşı? Burada kitaplar var. Oradan okuyacağım bunları. Bak, bugünkü gazetelerde de var. Bizim bu hangisinin? Murat Yetkin'le. Bu da. Sizinle bunu yaptığımız çok iyi Fatih Bey, sevgili kardeşim. Çünkü siz Murat Yetkin'in buradaki rolünü eleştirdiniz. Hatırlıyor musun? Benim belleğim çok iyidir. Gidip de Bülent Ecevit'e bu darbeyi haber verdiği zaman siz bu gazetecilik mi dediniz? Darbeyi haber verdi. Darbenin başı Hilmi Paşa'dır. Ben de o sırada Murat doğru yaptı dedim. Buralardan okuyacağız şimdi. Geliyoruz bu noktalara. Ha. Ben sözümü bitiriyorum. Dosyalarda da var. Ama o zaman Hilmi Paşa komutan değildi. Genelkurmay Başkanı değildi o sırada Hilmi Paşa. Buradan okuyacağız. Olması şart değil. Kara Kuvvetleri Komutanı. Evet, Kara Kuvvetleri. Okuyacağım. Okuyacağım Murat'ın yazdıklarından. O odayı bugün Fatih Çekirge yazmış. Hüsamettin Özkan hatırlamıyor. Hatırlatacağız bugün. Çünkü Ergenekon'u ilgilendiriyor. Bana bu kampanyaları ilgilendiriyor. Çünkü ben bunları açıkladığım için bunlar iddianame dosyasından çıktılar. Sizinle ne tesadüf? Bir iki noktada aynı noktalara parmak bastık. Özden Paşa meselesi. Aynı. Size de getirdim. Bir belge var. Galiba sizde yok. Hediye edeceğim onu da. Hediye edeceğim. Bende çok belge var bununla ilgili. Ben de anlıyorum. Sizi okuyorum. Takip ediyorum. Tekrarlamayacağım. Güzel kardeşim. Beni çağırdınız, lütfettiniz. Sorunuza cevap veriyorum. Ben Musul niye verildi 1925-26'da diyorum. Şimdi burada söylüyorum. Kemal Paşa Hazretleri'ni tenzih ediyorum. Sorarsanız da isim söylüyorum. Musul'un çok rahat olarak verilebilirdi. Ben teoremlerle konuşuyorum. Musul'u almazsanız Diyarbakır'ı verirsiniz. Türkiye büyümezse küçülür. Bütün bu söylediklerim çıkıyor. Musul'a içimizdeki almayanlar içimizdeki İsrail'dir o tarihte. O zaman İsrail yoktu daha ya. Siyonizm. Bugün de bütün mesele bizim Kürt kardeşlerimizin yaşadıkları yerleri Büyük Orta Doğu'ya, Orta Doğu'ya verme mücadelesidir. Ben buna karşı çıkıyorum 40 yıldır. İstedikleri gayet de memnunum bu kampanyadan. Niye memnunum? Çünkü benim bu tarafımı yeni kuşaklar bilmiyorlardı, başkaları bilmiyorlardı. Onları da öğretmiş oldular. Bunların hepsi benim kitaplarımda var. Daha fazla evet. Uzatmıyorum. Şimdi ben bir Fikri Bey'e döneceğim. Fikri Bey, bu konuyla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Önünüze ben notlar var, elbette. Var onları elbette. Söyleyeyim de sonra ben sorularıma geçeyim. Şu anlamda var. Öncelikle ben programa başlarken hiçbir zaman böyle teşekkür ediyorum lafını kullanmam. Ama bugün özellikle bu teşekkürü edeceğim. Neden edeceğim? Çünkü Yalçın Bey yıllarca, özellikle son yıllarda ve özellikle SkyTürk'te böyle meydanı boş bulmak suretiyle, kusura bakmasınlar. Yok hocam, meydanı boş bulduğu zamanlarda da eser yani. O. Dolayısıyla bu anlamda sürekli olarak konuşmalar yaptı, söyleşiler yaptı. Bir şeyler, söyleşi derken yani karşıt cepheden birisi yoktu. Cephede demeyelim, karşıt fikirli birisi yoktu. Şimdi az önce dediler ki Beka Vadisi'ne, benim Beka Vadisi'ne, ki kendisi tepe dedi. Beka Vadisi değil, tepe dedi. Beka Tepesi'ne gidişim bir romandır dedi. Tamam, roman olsun. Ama anlattıkları ve yazdıkları yıllar boyunca hep masal oldu nedense. Şimdi genç kuşaklar beni okusunlar. Ben bir hatırlatmada bulunuyorum diyor.
Şimdi genç kuşaklar elbette sizin kitaplarınızı okuyordur. Ben de okuyorum eğer genç kuşaksam. Şimdi o Fethullah Hoca yanlısı, iktidar yandaşı dediğiniz sitelerde, gazetelerde bir takım yorumlar yapılınca bunları hücum olarak addediyorsunuz. Ahmet Hakan'ın yazısına yani bir itirazda bulunuyorsunuz, alınmadım diyorsunuz. Alınmışsınız ki ismini de vermişsiniz. Şimdi sayın kelimesinin kullanılmasını istemiyordunuz. Yalçın Bey, şu kitabı siz yazdınız değil mi? Gösteriyorum. Emperyalist Türkiye. Emperyalist Türkiye. Benim de sorduğum kitap. Evet. Şimdi bu kitabın içindekileri herhalde şu anda benimsiyorsunuz. Daha doğrusu itiraz etmiyorsunuz, inkar etmiyorsunuz değil mi? Şimdi okuyorum. Biz Kemalist Cumhuriyet bitmiştir diyoruz. 2. Kırparak okumuyorum, cümleyi okuyacağım ki sonradan cımbızla ayıklandığı ithamıyla karşılaşmak istemiyorum. Atatürk, ki Atatürk değil Mustafa Kemal diye beyanda bulunuyor. Ki bulunabilir, gayet doğal. Mustafa Kemal kendine güveni olmayan, kıstırılmışlık kompleksi içinde, buranın altını özellikle çiziyorum. Kuvvetlinin önünde başını eğen ne demekse, sayın izleyiciler takdir edecektir. Hep bir koalisyondan diğerine kayan birisidir. Geliyorum diğerine. Bunlar samanyoluhaber.com'dan alınmış olan haber. Şimdi hani deniliyor ya Fethullah Hoca yanlısı medya. Ne yapalım, biz de bilgilenmek istiyoruz. Ben o kitaptan haberdar değildim. Bir site bulmuş koymuş, ben de okuyorum ve çıktısını aldım. Evet, Sivas Kongresi mandacıdır. Devam ediyorum. Sivas'ta Mustafa Kemal dahil kurtuluşun mandasını Amerika'ya verme kararı alıyorlar. Yani Atatürk mandacıdır diyor ve peşinden de kutlu olsun ünlem işareti koyuyor. Mustafa Kemal çok vesveseli, hep kıstırılmışlık kompleksi içinde yaşayan sevgisiz bir insandır. Annesini sevmez, annesinin cenazesine gitmiyor. Tamam, bu bir tespit. Az önce konuşmalarında dedi ki ben bir yazı yazdım, annesini sevmediğini ilk ben yazdım dedi 60'lı yıllarda. Şevket Süreyya Aydemir'de alıntı yaptı, o anlamda bir beyanda bulundu. Ama o tespit, tespit başka bir şeydir, kanaat başka bir şeydir. Yani hatta bir tane daha okuyacağım son olarak. Mustafa Kemal bir aydınlanmacı despot olan, despot kelimesi. Yalçın Bey bunları siz yazdınız mı? Bir dakika. Yazdınız mı? Lütfen onu söyleyin. Bir dakika. Ben size şu anda ne söylememi istiyorsunuz biliyor musunuz? Ve siz benim gördüğüm en bilgisiz insansınız. Ben, bilgisizsiniz. Sivas Kongresi manda kararı almıştır. Bütün belgelerde budur. Sivas Kongresi Amerika'ya manda telgrafı çekmiştir. Ben ne yapabilirim size? Şimdi tamam, ben size ne yapabilirim? Bilgilenmiş oluyorsunuz. Dinleyin beni. Dinleyin bunları dediniz mi? Ben buraya beni konuşma. Ha. Bu tahrif midir? Şu sitenin bakın, koymuş olduğu şu bakın, fotokopileri bakın. Bir dakika. Şurası fotokopi. Tamam söylediniz. Tamam. Ha, yani bakın, cevap veriniz lütfen. Yabancı dil bilir misiniz? Bilirim. Ha. Bakın. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine bunları öğrenin. Büyük Petro'ya despot eklare denir. Aydınlanmacı despot denir. Dünyanın her kitabında bu söylenir. Bu hiç de sizin dar kafanızda olduğu gibi, sizin gibi şimdi, yeni Kemalistler, yeni dar kafanızda olduğu gibi şey evet. Değildir. Ha, bakın. Şimdi dinime söven Müslüman, Bir dakika, Yeni Şafak. Ben buraya beni konuşacaklarınızı bilmiyordum. Ama ben size eğitmeye buraya Ankara'ya gelmedim. Zaten siz bunları bilmiyorsunuz. Zaten ihtiyacım yok. Bir dakika beni dinleyin. 100.000 defa söylüyorum. Mustafa Kemal gibi insanlara Türkçesiyle aydınlanmacı despot denir. Evet. Bunların hepsine despot denir. Despot eklere denir. Eki. İnkar böyle kafanızda. Evet. Böyle
Sivas Kongresi oy birliğiyle Amerika'ya manda demiştir. Benim kitaplarımda böyle cımbız da alıyorsunuz. Cımbız değil, bir dakika, bir dakika. Bakın, bir dakika. Ben bunları kabul ediyorum. Ediyor musunuz? Şunu da kabul ediyorsunuz o zaman. Ben bunları kabul ediyorum. Mustafa bir dakika, Kemal, bir dakika, bir dakika. Kuvvetlinin önünde başını eğen birisi midir? Diyorsunuz. Dakika, bakın, siz bunları okuyacaksınız. Bu bir alıntı değil. Yani sizi direkt kanaatiniz. Mustafa Kemal, kuvvetlinin önünde başını eğen, hep bir koalisyondan diğerine kayan, gücünden emin oldu. Cımbızdan biliyorum. Devamını okuyorum. Ya şimdi başını dakika, okuyayım. Bir dakika. Türkiye üzerine tezler dizisinin 5. kitabındakine benzer bilmiyordum. Bir Mustafa Kemal'in ortaya çıkacağına inanıyorum. Aha, kuvvetlinin önünde başını eğen birisi midir? Ben bu sorunun, yani burada bir tahrifat mı var? Matbaa hatası mı? Site alırken tahrifat mı yapmış? Yoksa bu hala şimdi, bu kanaatinizde... Tamam, teker teker. Siz şu despot ekleriyi öğrendiniz mi? Siz... Sivas Kongresi'ne mi? Siz buraya geldiniz. Ben 12 yaşından beri hiç kimse zaten. Ben hiç, bakın ben burada sizin söylediklerinizin hepsini söylediğimi söylüyorum. Şimdi öbür konuya. Siz bu kitabı gördünüz mü? Ben sizin bütün kitaplarınızı okudum. Bu kitapta ben şunu söylerim. Bir minimalistler vardır, bir maksimalistler vardır derim. Benim söylediklerim gayet açık. Mustafa Kemal Paşa'yı çok temkinli bir lider olarak görürüm. Burada söylediklerim de budur. Bu sınırlar içinde kalmıştır. Gayet açık olarak. Ya bunları açıkladım. Yıllarca manipülasyon yaptınız. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Şu soruya ben sizi sorgulamaya gelmedim. Öyle bir hadde de sahip değilim. Öyle gelmişsiniz buraya gelmişsiniz. Bunlar bütün gün sizin gösteriyor. Sizin kitaplarınızda şunu diyorum ki. Siz diyorsunuz ki kuvvetlinin önünde başını eğen. Burada bir tahrifat var mı? Kanaatiniz aynı mı? Ne demek istediniz? Ben bunun cevabını istiyorum. Ha, çok güzel. Çok güzel. Beni despotun, despotun ne manaya geldiğini, öyle. Aydınlanmacı despotu söylediniz. Tamam. Kuvvetlinin önünde başını eğen, ben bu cümleye özellikle parmak basıyorum. Parmak basmakla neyi istiyorsunuz? Benim söylemek istediğim şudur. Sizin ne kadar samimiyetsiz bir Kemalist olduğunuzu söylemeye çalışıyorum. Ah, dinime küfreden Müslüman olsa, siz de çok samimiyetli bir kemerden. Ben sizin dininizi hiçbir zaman olur mu? Hangi inanca yani sahip olduğunuzu sorgulamam. Yeni Şafak'taki insanlar çıkacaksınız, Samanyolu'ndaki insanlar çıkacak, bana yani, Mustafa Kemal'i siz bilgilensinler söyleyecek. Dediniz ya yeni kuşaklar, samanyoluhaber.com almış, bilgilendirmiş. Bunda yanlış olan ne var? Ha, Samanyolu. Yanlış olan bir şey hocam, garip olan bir şey var. Atatürkçülüğü savunmak başka yerlere gitti, Atatürkçüler suçlanıyor. Hayır. Yani Atatürk'e bugüne kadar ha, şimdi bu bakın, cenahtan bak, bütün söylediklerinize, bütün söylediklerinize söyledim. Ben burada söylüyorum. Buyurun. Siz bilmiyorsanız burada söylüyorum. Buna aydınlanmacı despot denir. Eğer cumhuriyeti kuranlar aydınlanmacı despotik olmasa hiçbir iş yapamazlardı. Bu kadar açık. Siz bunları bilmiyorsanız. Ha, orada söylediğimde bugün aynı şeyi söylüyoruz. Musul niye alınmadı? Öbür tarafa siz benim şu kitaplarımı okursanız, öbür kitaplarımı 10 ciltte okursanız. Okudum ben hepsini okudum. Yani ha, Mustafa Kemal. Bazı belgelerden dolayı belge koyduğunuz hususlar var. Onlardan istifade ettim. Ne zaman ki belgenin dışına çıkıp kendi kanaatinizi ihsan ettiniz. Tamam. Yani dedim ben ki buna... vaktime yazık. Yani açık söylüyorum. Mustafa Kemal Paşa çok temkinli olduğu için bakın. Öbür söylediğiniz neydi o? Klostrofobi. O da öyledir. Kısım. Çevrilmiş işte neticede Atatürk mandacıdır demişsiniz. Ya bugün Allah muhafaza birisi bırakız mandacıyı, despotu, boyun eğeni. Yani devrimler travma yarattığı lafından dolayı birileri de linç ettiniz. Tamam efendim. Ya ben devrimlerin travma bitirim. Yarattığı konusunda ben bakın, bakın her türlü devrim travma yarattı. Ben başka bir şey söylüyorum. Ben şunu söylüyorum. Bakın burada söylediğimiz şu. Ha. Devrimlerin travma yaratıp yaratmadığını tartışmıyoruz burada. Ha, siz tartışmıyorsunuz. Ben başka bir şeye geliyorum. Ben diyorum ki herkesin fikir özgürlüğü vardır. Dolayısıyla siz de bir beyanda bulunabilirsiniz. Ben size şunu söylemeye çalışıyorum. Şunu öğrenmeye çalışıyorum. Siz bunları yazdıktan sonra son yıllarda bu ulusalcılık akımı, ulusalcılığı da milliyetçilikten ayıran birisiyim ben. Vatanseverlik kavramından zaten ayıran birisiyim. Peki, ben sizinle, olunca... tamam, ben size söyleyeyim. Bakın, evet. Onu getirenler şunu da, benim kitaplarımda bu da var. Halide Edip adı var. Bu, onları da savunun. Bütünüyle
mandacı mandacı dediler. Ben aldım halde Edip Hanım'a. Mandacılık önemli değildir dedim. Onun ötesinde de Sivas Kongresi tamamen oy birliğiyle Amerika'ya, siz bilmiyorsunuz, manda kararı aldı dedim. İlave de ettim. Bakın bunu iyice dinleyin. Bunu bir daha böyle yüzünüze öğretmem. Bunu da ilave ettiğim noktada şu. Mandacılık da o zaman o kadar da önemli değil. Yeni çıkmıştı. Hiç kimse de bilmiyordu. İki, Türkiye eliti 200 yıldır yeniliyordu. Yenilen elit başka bir güce dayanmadan ayakta kalabileceğine inanmıyordu. O yüzden Halide Edip Hanım ve bütün Sivas Kongresi'nin yapanların mandacı olmalarının da hiç bugün zannettiğiniz kadar önemli değildir. Sizin gibi yeni yetme Kemalistler bunları bilmiyorsunuz. Bakınız, bakın, ben yeni yetme değilim. Yani bana gelmişsiniz Kemalist, burada. Bakınız, Kemalizmle Atatürkçülük görüşünü de ayırt eden birisiyim. O ayrı. Tamam efendim. Benim şimdi, sizinle şeyim. Daha fazla yani söyleyeceğim. Türk tarihinde hep şöyle bilinirdi. Biz ilkokuldan beri hep şöyle öğrendik. Atatürk veya ortaokul, liseden sonra, yani kitaplara da pek fazla yazmaz Halide Edip adı varın mandacı olduğuna dair. Ama Atatürk'ün... Sizler daha bunları bilmiyorsunuz. Bir saniye söyleyeyim. Halide Edip Türk adı var, mandacıdır mandacı diye geçer. Geçer. Atatürk ise mandacı diye geçmez. Halide Edip Hanım'ı yükselten benim. Dolayısıyla tersine çevirdi. Mandacı olan Halide Edip adı varın mandacı olmadığını derken ben yükselttim diyor. Demek ki mandacı olmadığını söylemek yükseltmek vesilesi ise, mandacı olmayan birisinin mandacı olarak alçaltmak, siz Fikri Bey'i anlamıyorsunuz. Mandacılığın o dönemde, yani ben ona mandacı olması o kadar önemli değil diyorum. Yoksa mandacı değildir demiyorum. Biz yeni moda lafla o tarihte biz hepimiz mandacıydık diyorum. İkincisi, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri. Bu kitap da var. Bak bunları okuyun ama sizlere şey yapma. Bunlara daha geleceğiz. Bunlarla fazla oturmayın. Bakın Enver de var şimdi. Meşrutiyetin yeri. Enver'le Mustafa Kemal. Bu kitaplarda şudur. Bir takım insanlar minimalisttir. Siz böyle değil. Bunlar okumamış. Bir iki kitap almış. Benim kitaplarımda daha çok başka şeyler var. Mesela ne var? Mesela Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan'daki bağımsız devletleri Kemalist güçler Sovyetlerle beraber işbirliği yaparak yıktılar var. Bunlar anlayamasın. Ne demek yani, aynı tartışmalar? Bu ben işte Mustafa Kemal Paşa temkinli, sınırlı bir şekilde bir cumhuriyet kurdu. Temkin lafı başka anlamda kullanıldı. Tamam da başka, tamam. Despot başka. Yani onları öğrenirsiniz. Ki... Bakın siz bana şunu soruyorsunuz. Ben evet diyorum bunları. Tamam, boyun eğen, Mustafa Kemal'in boyun eğen bir kişiliğe sahip, kuvvet karşısında boyun eğen bir kişiliğe sahip olduğunu teslim ediyorum diyorsunuz. Ya ben tamam diyorum. Yani belki de yalanlayabilme ihtimaline binaen ben bunları getirdim. Nedir bu? Olur ya, sizin, yani, sizin meseleniz. Olur sizin, ya, yani sizin belki tahrip edilmiştir. Bakın şudur sizin korkunuz. Epilepsi ile orgazm, evet, değil mi? Evet, zaten evet. Siz Cumhurbaşkanlığı noktasında Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını önleyen birisisiniz. Evet. Öyle diyorsunuz çünkü. Hayır öyle. Siz sadece olmasanız Cumhurbaşkanlığına Tayyip Erdoğan geçecekti. Siz engellemiş oldunuz, öyle mi? Tayyip Erdoğan'ın tırnak içinde o ne derler ona? Efendim? Nefis terbiyesi denilen olguyu hiç görmüyorsunuz değil mi? Tayyip Bey'de nefis terbiyesi mi var? Bakın Türkiye maşallah, Cumhuriyeti'nin... Maşallah. Şimdi Tayyip Erdoğan'ı bana savundurtmak... Bütün bunlar Diyanete yani Beyler, ben realiteye bakıyorum. İki tane bağıran, devamlı Türkiye eden... Cumhuriyeti'nde en üst makama imkanı verken gelmeyen bir adam nefis terbiyesiyle donanmış bir adamdır. Fikri başka Bey, hataları varsa onları yok. Tartışırız. Fikri Bey, sizin dünyadan öyle. Başkalarını tartışırız. O ülkeye gelmek için üniversite diploması lazım. Tamam. Yok mu üniversite diploması? Gösterdi mi hiç? Evet. Kitapta var. Gösterdi mi? Gülmeyin öyle. Yani tutun, gülüyorum. Sizin gibi, gülüyorum. Sizi de Kemalist yaptım ya. Devam edelim. Benim bu kadar fazla. Bunun için evet, bu kadar gelmem. Demek ki söylediklerinizin hepsi... Hocam isterseniz bir kısa reklam arası vereyim. Biraz sakinleşelim. Var çünkü program benim yapmak istediğimin tamamı. Üniversite diplomasını gösterin bakalım Fikri Bey.
Gösterin bakalım. Ben gösterin üniversiteyi. Yani, Türkiye, bir tek gün gösterin üniversite diplomasını. Türkiye Cumhuriyeti boş bir ülke, devlet değildir. Diploması olmayan bir adamı budur. Başbakan yapacak kadar küçük bir devlet değil. Sorununuz. Biz siz de şimdi geleceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni küçümsüyorsunuz. Çok şükür ki sizi Mustafa Kemal Paşa'nın elini öpecek hale getirdim. Falanca derneğin başkanlığına geçmiyor. Başbakanlığa geçen bir adam herhalde sahte diplomayla oraya geçmez. Niye aday olmadı sonuna kadar? Neden niye aday olmadı? Sizden belki çekindi. Canım. Tabii yani, benden çekildi. Evet. Yani bir de diploması yok. Siz yani, de, siz de bugün Kemalist olun gayet iyi. Bütün bu söylediklerinizi söyledim ben. Ve Mustafa Kemal Paşa'yı da büyük kurtarıcı olarak söyledim. Mustafa Kemal Paşa büyük bir kurtarıcıdır. Doğru bir tespit. Tamam efendim. Kısa bir ara vereceğim. Bu arada belki biraz tansiyon düşer. Biz de reklamlardan sonra asıl konumuza dönebiliriz. Değerli kısa bir reklam sonra tekrar beraberiz. Evet değerli izleyiciler. Sakin bir reklam arası geçirdiğimizi söyleyeyim. Bir şey kaçırmadınız, reklam arası ne oldu diye merak ediyorsunuz. Ben hemen Fikri Akgüz'e dönmek istiyorum biraz. Niye derseniz Ergenekon'la ilgili pek çok yazılar var, bir tavır var. Onu soracağım. Kafama takılan bir şey var. Hükümete yakın diye bilinen medya. Ben böyle ayrımlar yapmayı çok sevmiyorum ama böyle bir ayrım da var artık bir şekilde. Bu Ergenekon'la ilgili konularda medyanın, biz her türlü davayı, her türlü meseleyi çift taraflı ele almaya alışmış insanlarız. Ya benden yanasın, yani ya Ergenekon'a soruşturmasına tam destek vereceksin, hiç sorgulamayacaksın. Yok eğer sorguluyorsan Ergenekon soruşturmasını, darbecisin diye bir tavrı var. Niye bu tavır var? Şimdi ben ne darbeciyim ne Ergenekoncuyum. Ama buradaki bazı işlemleri, bazı yapılanları sorgulamak benim hakkım. Niçin böyle bir tavır sergiliyor? Yani o yandaş medya diye tabir edilen medyanın bu Ergenekon meselesindeki tavrını soruyorsunuz. Evet. Diğer tarafı neden sormuyorsunuz? Diğer taraf ne? Diğer taraf yani Ergenekon'da hiçbir şey yoktur. Onu aklayan medyayı neden sormuyorsunuz? Cumhuriyeti neden sormuyorsunuz? Hürriyet gazetesinin yayın politikasını neden sormuyorsunuz? Görmeyen medyayı neden sormuyorsunuz? Nasıl görmüyor? Görmeyen medya mı var? Görmüyor. Görmedi, görmüyor. Var. 7 gazete ayrı başlıyor. Yani Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet gazetesi kendisine bir bomba atılıyor. Bu bomba atıldıktan sonra Ümraniye'de seri numaraları aynı tutan, bugün de yalanlandı, yani imha edildiğine dair husus taraf gazetesinde yayınlandı ve yalanlandı. Ben size başka bir şey soruyorum. Şimdi ben size diğer gazeteler ne yapıyor demiyorum. Ben size sizin tavrınızı soruyorum. Tamam, siz doğal olanın neden doğal olduğunu soruyorsunuz. Ben niye de size diyorum ki doğal olmayanı neden sorgulamıyorsunuz? Ergenekon soruşturmasında eleştirecek bir yön görüyorsam eleştiremez miyim? Ben mi darbeciyim? Size kimse darbeci demiyor, diyemez de dememeli de. O ayrı bir konu. Bakınız. O sürekli olarak yandaş medya, size de biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda sürekli işte yandaş diye ithamlarda bulunuldu. Bulunuldu değil mi? Evet. Fakat sonradan siz bir takım eleştiriler getirdiniz. En doğal hakkınızı kullandınız. Demek ki öyle bir kişilik içerisinde olmadığınızı ortaya koyuyorsunuz. Bu da doğal bir süreç. Şimdi dolayısıyla bugün yandaş medya diye itham edilen bazı gazetelerin Ergenekon soruşturmasında adı geçen kişilerin kesin kez suçlu olduğuna dair ben bir tek cümle duymadım. Görmedim, okumadım. Söyledikleri sadece şu, söylediğimiz sadece şu. Ortada soruşturulması gereken bir takım hadiseler var. Bunda en fikiriz hiç. Tamam, bunu söylüyoruz ama sadece. Yani soruşturulsun diyoruz. Şimdi iddianame önümüzdeki pazartesiye kadar gizli. Gizli, belki iade edecek, bilmiyoruz. İade etmeme ihtimali çok yüksek. Çünkü tutuklayan mahkeme zaten 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ydi. İade etmeyecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi iddianame açıklandıktan sonra, gizlilik kararı ortadan kalktıktan sonra açacağız, bakacağız hepimiz. Bu iddianamedeki bir takım illiyet rabıtaları eski dilde, yani nedensellik bağı var mı yok mu? Telefon kayıtları doğru mu, yanlış mı? Yani bir bağ var mı? Telefon kayıtlarının doğruluğu, yanlışını tartışamayız, bilemeyiz de. Aralarında bir illiyet rabıtası var mı, yok mu diye göreceğiz. Eğer yoksa çıkıp diyeceğiz ki bu iddianame yanlış bir iddianamedir. Tıpkı kapatma davasında iddianame açıklandıktan sonra bir yorumda bulunduk. Yani kapatma davası açacağına dair Sayın Yalçınkaya bir takım beyanlarda bulunuyordu, ima ediyordu. Ben bugüne kadar
Yani o kapatma davası açılana kadar hiçbir yorum getirildiğini görmemiştim. Ne zaman bu iddialar gündeme geldi? İddianamenin açıklanmasından sonra. Burada da keza aynı. Şimdi burada bir dava yok henüz. Çünkü kabul edilmedi. Bir soruşturma var. Soruşturma neden engelleniyor onu anlamış değilim. Bir soruşturma var. Soruşturmanın engellenmesini hiçbirimiz istemiyoruz ve biz bu soruşturma yürütülmesinden yanayız. Kapatılmasında. Hatta oradaki bazı isimlerle biz 1990'ların ortasından beri yazdık, çizdik. Bunlar kimdir, bunlardan hesap sorulsun diye. O zaman buna destek vermeyenlerin, hatta o zaman bunları aklayan, sizi tenzih ederim, katiyen üstüne alamayın ama aklayan bazıları ki mesela Nazlı Alacak bugün müthiş bir şekilde bu soruşturmayı savunurlar. Yani biz geçmişte bugün Ergenekon'la bağlantısı ortaya konulmaya çalışan Susurluk'taki o çeteleşmenin ortaya çıkarılması için kıyamet kopardığımız zaman o çeteleşmeyi koruyanlar bugün gürültü patırtı yaparak vay işte Ergenekon, Mergenekon diyorlar. Vallahi onları... Fatih Bey, Nazlı Alacak'ın bir köşesi var. Kendisini savunacaktır. Onu savunmak bana düşmez. Zaten bugün de bir takım açıklamalar yapmış. Fakat şu soruşturmayı Cumhuriyet tarihinin bana göre en büyük davası demiyorum. En büyük soruşturmasını Nazlı Alacak'ın 90'lı yılların ortalarında Susurluk meselesine bakış açısından hareket ederek... Yok öyle bir şey yapmıyorum ben. Değerlendirirsek, böyle değerlendirenler de var. Değerlendirirsek bu dosyayı sulandırmış oluruz. Peki şimdi yani, bir şey daha söyleyeyim. Şimdi sulandırmaktan bahsedince... Bu sulandırma farklı yöntemlerle olmuyor mu? Yani bir anlamda soruşturmaya destek verdiğini söyleyenler ki biz de onu soruyoruz. Medya Ergenekon soruşturması sulandırıyor mu, sulandırmıyor mu diye izleyicilere soruyoruz. Şimdi mesela iddianamede yer almayan bazı unsurlar bir takım medya kuruluşları tarafından buna illa yandaş medya demiyorum. İddianamede yer almayan bazı hususlar mı dediniz? Evet iddianamede yer almayan bazı hususlar. Mesela nereden biliyoruz? Özden Örnek Günlük'ten iddianamede yer almadığı bizzat savcı tarafından açıklandığı için biliyoruz. Şimdi... Özden Örnek Günlükleri çok öne çıkarıldı. Sanki iddianamede varmış gibi. Sonra öğrendik ki savcının açıklamasıyla iddianamede yer almıyormuş Özden Örnek Günlükleri. Keza bir takım başka şeyler veya bir takım ithamlar. Mesela işte gazetenizin Yeni Şafak'ın ki benim her zaman söylediğim beğenerek okuduğum gazeteden bir tanesidir Yeni Şafak. Tuncay Akgün'e dayandırdığı bir haberi vardı. Tuncay Güney. Tuncay Güney'i de ilk ekrana çıkaran bendim Kanal 1 Haber'de. Daha kimse adını bilmiyorken biz ekrana çıkardık ve kendisiyle bir söyleşi yaptık. Yeni Şafak diyor ki Ergenekon isterse PKK bir ayda biter. Bu Yeni Şafak'ın bu manşeti Tuncay Güney'e atfedilerek verilmiş. Tuncay Güney iki gün önce şeye çıktı Perşembe akşamı. 32 gün önce. Siz de oradaydınız. Dedi ki bu doğru değil dedi. Dedi peşinden Şaban Arslan, Yeni Şafak, Şaban Arslan tarafından hazırlanmış olan bu haberin manşetine çekti. Şaban Arslan istihbarat müdürüdür. Her gazetenin olduğu üzere bir istihbarat müdürü vardır. İstihbarat müdürü spor yazmaz, istihbari çalışmalar içerisinde olur ve onu aktarır. Dolayısıyla Şaban Arslan da Şaban Bey de bir gün sonra yani 32. günde yalanlandıktan sonra bir gün sonra daha doğrusu mailleri sundu. Yani teker teker neler söylemiş bunları aktarmış oldu. Dolayısıyla hatta bugün de yine aynı şekilde bugün dediğimiz artık gece yarısını geçti. Dolayısıyla pazartesi günkü Nusra'da da Yeni Şafak Şaban Arslan tarafından yapılmış olan bir haberi manşetten verdi. Ama neye dayanarak verdi? Belgelendirerek verdi. Dolayısıyla yani burada Tuncay Güney yalanladı diye bu haberi yok varsaymak ve üstelik yalanlamanın da yalanlaması söz konusu olduğuna göre herhalde doğru olmaz. Belki Tuncay Akgün'ün başka bir iddiası daha oldu. Dedi ki bana... Tuncay Akgün karikatürizi çok sevdiğim. Hayır, olay da zaten karikatürize ediliyor. Belki Tuncay, oradan çağrışım Tuncay yapsın. Güney'in bir ifadesi daha oldu aynı programda. Dedi ki bana bazı ifadeleri, soruşturma kapsamında bazı ifadeleri Yeni Şafakçılar maillediler. Oradan okudum dedi. Orada şimdi bakınız. Orada dedi ki çok ağır bir ithamda bulundu. Yeni Şafak gazetesi bana serviste bulunuyor dedi. Evet. Şimdi servis dedi. Tabii ki bunu söylerken Şaban Arslan'ın maillerine, belgelerine dayanarak veya manşete dayanarak söylüyor. Yeni Şafak neden servis versin ona? Yani servis yapsın. Ben de onu soruyorum merak ettim. Peki buraya bir yani mantıksız konular üzerine yorum yapmak anlamsız olmaz. Buraya Saygı Öztürk'ün Tuncay Güney ile yaptığı ve yayınlanan bir mülakatta bir nokta okuyayım. Bir zamanlar Fethullah Gülen'in Samanyolu TV'sinde talk show yapan Güney. Yani her şey size geliyor. Birinci nokta bu. Biz kimiz? Yani Samanyolu'na. Yeni Şafak yalnız Fethullah Gülen yayınlarından değil. Hı?
Fethullah Gülen yayını değil. Hayır. Size dediğim, bakın bana Samanyolu'nun yayınlarını getirdiniz. Tuncay Güney de orada talk show yapmış. Bir. İkincisi. Gazeteci yalnız o zamanlar. Ne o zamanlar gazeteci İkincisi, gidiyor ve... Birazcık söyledin onları bırakalım. Bu notlara birazcık da şuraya gelelim. Ben Türkiye'de bir sabateizm diye bir konu çıkarttım. Bana hepiniz, sizi kastetmiyorum, müdür yoktur bilmem ne dediniz. Şimdi dini bütün Samanyolu'nda çalışan Tuncay Güney haham olarak çıktı ve ben İbraniydim dedi. Annesiyle Uğur Dündar'ın ekibi konuştu. Soru sordu. Büyük bir gazetecilik yaptı annesine. Uğur Dündar ekibinden birisi. Oğlun haham olmuş, Yahudi olmuş, nasıl görüyorsun dedi. Bekliyor ki, olumsuz, iftihar ediyorum dedi. Gayet iyi yapmıştır. Şimdi bunları tespit ediyoruz. Söylediğim gibi biraz tutarlı olmak lazım. Hayır, onun inancı bizi neden ilgilendiriyor? Bana efendim ne, yani her şey Samanyolu'na geliyor. Her şey Fethullah Hoca'ya geliyor. Bir adam çıkartmış Erdoğan'a konuyla geliyoruz oraya. Geleceğiz, müracaat ediyor. Müracaat geleceğiz. Ben siz demin, Fatih Bey burada çalışan personele, arkadaşlara, kameraman, yönetmen, her kimse o değerli arkadaşlarımıza dinini soruyor musunuz? Hangi dine mensupsunuz diye. Bir dakika. Bakın siz beni çok merak ediyorsunuz. Şu resmi görebiliyor musunuz? Evet. Bakın. Hangi resim? Şu, arka kapak şu, mı? Şu. Evet, görüyorum. O güzel. Kore gazisi olduğunuzu da biliyorum. Ya İstiklal Savaşı o kadar değil. Bakın ben bu kitabı yazdım. Bir madalya taşıyordunuz da ben öyle ben biliyorum. Ben bu kitabı yazıyorum. Bakın burada Tayyip Bey'in üniversite diploması bir göstersin diyorum. Siz de sizden rica ediyorum. Gösterin diyorum. Bakın. Enis Berberoğlu dostum, büyük gazeteci, Tayyip Bey'le her dışarıya gittiğinde bir böyle hediye veriyor Tayyip Bey'e. Bu Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında çıktı. Müthiş bir şey. Ben de... Anlamadım, Enis Berberoğlu Tayyip Erdoğan'a hediye mi veriyor? Hepsinde hediye verir. Bu hediye de şu. Tayyip Bey söylemiş, haber yazar. Üniversitede rol geybeği, oyunda sigara içtim, tadını biliyorum diyor Tayyip Bey. Büyük gazeteci de bunu haber yapıyor bütün sorulmalara rağmen. Şimdi bu geçen sene olmuş. Ben çok çeşitli sizin söyleniyor dediğiniz programlarda Enis Berberoğlu arkadaşıma görev verdim. Aydın Doğan'a da görev verdim. Gazeteciyseniz yazmışsınız gazetenizde. Tayyip Erdoğan demiş ki, üniversitede rol gereği oynadım, şunu yaptım, bunu yaptım. Ben de diyorum ki, böyle büyük gazetecisiniz, madem ki bu, şu üniversiteyi bir de bana söyleyin, bir de topluma söyleyin, siz de söyleyin. Şu Türkiye Cumhuriyeti'ne sunmuş ama, onun evet. Aksini ispat etmek size bir dakika düşün. Efendim, olur mu efendim, bunlar çok çıktı. Biraz daha söyleyin, bakın burada bir şeyler daha var. Bunlara da geleceğiz. Şu şöyle yaptınız, böyle yaptınız meselesini bırakalım. Çok ciddi. Bu orduda darbe yapıldı mı, yapılmadı mı? Şimdi bu Ergenekon davasında ben bir noktaya katılmıyorum. Katılmadığım noktayı da söyleyeyim. Ergenekon iddianamesinin bazı gazetelere, müseccel gazetelere, mahup gazetelere servis yapıldığı söyleniyor. Evet. Bu işin doğru veya yanlış. Ama bana öyle geliyor ki o gazeteciler de iddianameyi etkiliyorlar. Bunu çok açık olarak söyleyelim. Doğrudur. Çünkü Hilmi Paşa Hazretleri'nin şöyle mi böyle mi bir hafta Milliyet'te konuşuldu. Özlem Paşa Hazretleri'nin günlükleri girecekti. Biz bunları, biz şunu söyledik. Bütün kızgınlık budur. Bu dava askeri mahkemelerde görüşülmelidir. Ben de aynı şeyi söyledim. Siz de aynı şeyi söylediniz. Şu anda savcılığın ve mahut gazetelerin sorunları nasıl olur da askeri mahkemelerden kurtarabiliriz bunu?
Bu konulara geleceğiz. Bir nokta ya daha. Askeri mahkemelere nasıl olur da sokabiliriz düşüneceğiz. Tabii askeri mahkemelerin aslında ben bazı kararları da okudum. Askeri mahkemeler aslında sivil mahkemelere göre çok daha efendim, nezih ben kararlar bir daha, verebilen şu bu, bana bir de bunu söyleyeyim. Soruşturmanın bir bölümü bu, en azından bu, askeri mahkemenin bu, konusu. Eğer bir darbe girişimi ama iddianameyi bekleyeceğiz. Tabii ki bekliyoruz. Yani çok da klasik oldu bu ifade ama. Efendim iddianamenin çoğu sizin gazetelerde çıkıyor. Bekleyeceğiz değil mi? Bakın benim bu tür yani, şeylerim var. Bir dakika efendim. Bir dakika. Niye bana bu Kürt meselesi Abdullah Öcalan'ı az sordunuz da Mustafa Kemal'i sordunuz? Onlar da çıkmıştı. Ben oraya da hazırlandım efendim derslere. Onlar yıllarca zaten fotoğraflar çıktı. Doğru daha yeni değil onlar. Yeni olan o Mustafa Kemal'le ilgili. Bunların hepsi benim kitaplarımda. Niye getirmiyorsunuz bunları? Bunları ben basıyorum. İyi iş yaptığımı düşünerek basıyorum. Eğer bunları önleyemezsek bu ülkenin içindeki bir takım insanlar Türkiye'nin bir bölgesini Büyük Orta Doğu'ya İsrail'e verecekler. Bunları açıkça söylüyoruz. Amerika'nın böyle bir projesi var diye. İsim verin. Ne iş yapmış pardon, bu ya? Özür dilerim. Dediniz ya Kürt meselesiyle ilgili. Şimdi sizin kitaplara bakmak, sizin getirdiğiniz kitaplardan hareket etmek ne bir kadar dakika. Şık olur bilmiyorum ama bir daha görsünler mi? Getirdiğinize göre Kürt bahçesinde sözleşi. Evet. Yazarlar Abdullah Öcalan, evet. Yalçın Küçük. Evet. Baskı tarihini merak ettim bir saniye. Evet. 1993. Evet. Evet. Ben şu kitaplarımı tekrar alıyorum. Bakın burada yani, bunun resimleri var. Ne demek olur ki bu ikisini beraber fotoğraf tek başına kıstas değildir. Az önce Fatih Bey de söyledi. Gazeteci Fatih Bey gitti geldi. İkisi beraber, ikiniz beraber bir kitap yazmışsınız. Ya bilinsin, bak bilgilenmiş oldu. Bunlarda yanlış devam olan bir şey yok. Devam edelim efendim. Evet. Siz yazmayın. Bakın siz Vamık Volkan'ı biliyor musunuz? Çok iyi biliyorum. Yani tanışmıyorum ama önemli kendisini bir adam, tabii değil ki mi? Medyadan biliyorum. Ha. Önemli bir isim. Bütün dillerde bir kitap yazmış. Türkçe'ye de çevrilmiş yabancı dilde. Bu bölüm için gerekli bilgi Abdullah Öcalan'ın solcu bir Türk yazarı olan Yalçın Küçük'ün yaptığı uzun bir konuşmadan gelmektedir. Bu konuşma Türkçe'de Kürt Bahçesi'nde Sözleşi adlı 416 sayfalık bir kitapta yayınlandı. Evet. Kitapta Öcalan'ın Küçük'e soruları cevabı gitti bilmeli. Bakın benim yaptığım kitaplar dünyanın her tarafında kullanılır bilimsel olarak. Bu kitabı da Abdullah Öcalan yazmadı. Benim Abdullah Öcalan'la yaptığım sözleşi, Vamık Volkan'ın kullandığı sözleşi, esas aldığı İngilizceye ve bütün dillere yazılan kitaptaki sözleşi. Burada Abdullah Öcalan sözleşinin bir tarafı olduğu için. Bu da burada görüyorsunuz. Ha şimdi siz öyle bir noktaya gelmişsiniz ki niye bunu yazdın? Niye bunları açıkladın? Bundan korkuyorsunuz. Yani ben işte ben onu söylüyorum. Ben Abdullah Öcalancı değilim diyorsunuz. Öyle diyorsanız öyledir. Kemalistim diyorsunuz. Ben de diyorum ki Abdullah Öcalancı mısınız değil misiniz? Böyle bir itham bana düşmez. Fakat Kemalist olmadınız. Bu az önce söylediklerimden belli. Onu söylemeye çalışıyorum. Bak güzel yanlış kardeşim. Olan bir şey yok herhalde. Bak güzel kardeşim. Siz beni tanımıyorsunuz. Ben sosyalistim. Jandarma, biz sosyalistiz. Sosyalistler ayrıdır, Kemalistler ayrıdır. Bunu iyi kafanıza sokun. Çok iyi. Birinci nokta sokun. Evet. Ben de olmuyor. İkincisi, ben şunu söyledim. Daha bütün bunları yazdığım zaman, biz Kemalizm'den geriye düşmeyiz dedim. Ben bir de şunu söyledim. Şu anda biz hepimiz Kemalistiz dedim. Çünkü Cumhuriyet tehlikeye düştü. Sizlerin mensubu olduğunuz zihniyet ve desteklediğiniz partiler Cumhuriyeti tehdit ediyor. Şu anda sizler, 1919 şartlarında mıyız? 18'de. 18 şartlarında biz hepimiz Kemalistiz şu anda. Evet. Bunu anlayın. Ha, peki işbirlikçi midir Sayın Erdoğan bu hükümet? Avrupa Birliği taraftarı olmakla. Kimin? Bu hükümet... Bu hükümetten bütün kararları Brüksel'de karar verilir. Tamam. Bütün kararlar IMF'de karar verilir. Siz adını koyun. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika gelin buraya. Bir dakika. Ama bırakmıyorsunuz şunu, ki. Tabii bırakmıyorum. Bey. Siz konuşturun. Şu dergi hangi yıl çıkmış? Konuyla mütenasip olan bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bu Aralık dergi, 1970. Ya, ha çok güzel. Bunu da görün. Bak Yalçın Küçük'ü konuşuyorsun. İyi yaptınız bunları. Çok memnunum. 1970 Emek Dergisi. Bunu da yeni kitabıma alacağım. Burada 1970 yılında Türkiye İşçi Partisi
Türkiye'de Kürt vardır diye bir karar aldı. Kıyamet koptu. Evet. Ondan sonra da kapatıldı, hapse girdi. O kararı alan, hazırlayan heyette ben varım. Ve şimdi yeni kitabıma da bunu alıyorum. Kararın ilk ve son maddesini söyleyeceğim. Türkiye'nin doğusunda Kürt halkının yaşamakta olduğunu, bizim mensup olduğumuz zihniyet bu ülkede, Türkiye'de Kürtler var dediği için parti kapatıldı. Hı. Liderleri 15 yıl hapse mahkum oldu. Ne güzel işte. Sonra, şimdi, tamam. Sonra hepiniz arkamızdan geldiniz. Şimdi, bugün hepiniz Kürt ne, vardı diyorsunuz. Kendiniz biraz söylüyorsunuz. Daha, biraz daha bir devam saniye, ediyorum. Kendiniz biraz söylüyor. Daha, diyor ki Kürt vardır dedi diye Türkiye İşçi Partisi kapatıldı. Devam ediyor. Tabii ki vahim bir şey. Biz de bugün diyoruz ki kapatılması yanlıştı. Parti kapatmak yanlıştır. Bugün de başı örtülülerle başı açıklar el ele dolaşsın diye bir Türkiye arzu ediyorum. Devamı da bu. Lafı kapatma vesilesi olabilir. Bakın efendim. Bakın. Bu parti kararının benim de hazırlanmasında rolüm olan, şu anda yaşayanlar içinde tek savunan ve yeni kitabıma, iki ay sonra çıkacak kitabıma bunu olduğu gibi alacağım. Bu kongrenin yazısını da değerlendirmesini de ben yazdım 1970 yılında. Sonu da şu. Arada da bir şunu söyleyeceğim. Partinin bu karar, Kürt sorununa işçi sınıfının sosyalist devrim mücadelesinin gerekleri açısından baktığını kabul ve ilan eder. Ben AKP iktidara gelinceye kadar bir tek gün Kemalistim demedim. Kendime sıfat dayalı. Bakın biz Kürt meselesine sosyalistçe bakılımın... Bir düşüncesi bir partinin iktidara gelip gelmesine değişebilir mi? Bu tahrip mudur ettiniz Cumhuriyeti. Bu mudur? Cumhuriyeti tahrip ederler. CHP gelmiş olsa Kemalizm'den vazgeçecek CHP misiniz? CHP tahrip de ederseniz siz Cumhuriyeti tahrip ediyorsunuz. CHP gelse. Cumhuriyeti tahrip ettiğiniz için eninde ama sonunda kapatılacaksınız. Ben başka bir şey söylüyorum. Eninde sonunda AK Parti geldi, ben Kemalist olduğumu söylemeye başladım. Hayır efendim. Kemalist oldum tahrip dediniz. Tahrip ettiniz. Kemalist oldum bakın dediniz. Burada getiriyorum. Liderinize diyorum ki şu üniversite diplomanı gösteriver. Ya ben bunu bu konuda yorum yapmayı bilmiyorum. Gösterin efendim. Yani bu, dürüst olun. Bunun yorumunu belki de vardır. Fikri Bey'in üniversite diploması YÖK mensubu değil, orada bir şey. Gösterin. Gösterin. Yorum bile siz yaptınız. Bir şey söyleyecektiniz az önce. Yorum. Tamam efendim. Hayır, demek ki siz benim öyle yanlış bir kapıyı, açık kapıyı topluyorsunuz. Biz Kemalist Cumhuriyeti daha ileriye götürmek istedik. Sosyalist mücadele yaptık. Tamam, ancak, muasır medeniyet seviyesinin ancak, üzerine çıkarma gayesi önemlidir. Ancak, Atatürk ancak, bunu demiştir. Ha, sizi bu kadar Atatürkçü olduğunuz zaten için. Tamam efendim, ben bunları getirdim. Şimdi Fatih ondan Bey, sonra 1918 şartlarındayız dedi mi? Dedi evet. Diyelim ki 1918 şartlarındayız. 1918'de, 19'da, 20'de her neyse... Mustafa Kemal mandacıydı lafını söyledi ve bu doğrudur dedi. Mustafa Kemal mandacıdır demedi. Dedi, Sivas Kongresi manda kararı almıştır dedi. Ama burada yazıyor Fatih Bey, yani bir saniye. Tamam efendim, tamam onu dediniz okudunuz mi? Vakit alıyor. Hayır. Tamam, Sivas Kongresi bütünüyle oy birliğiyle manda kararı aldı dedim. Mustafa bu Kemal doğrudur. De mandacıdır. Ya bırakın bu Mustafa Kemal nasıl dinime küfreden Müslüman tamam olsun. Sivas Kongresi Yeni Şafak'ta demek yatıyorsunuz bilmem ne, AKP'yi destekliyorsunuz. Ondan sonra gelmişsiniz şu Ergenekon davasında benim yazdıklarımı bozabilmek için tuttunuz Kemalist oldunuz. Bu da bizim için büyük bir mutluluktur. Ama hiçbir şey bilmiyorsunuz. Fatih Bey. Despotizmi bilmiyorsunuz. Öbür şeylerini hocam, bilmiyorsunuz. Müstefit olduk. Öğrenmiş olduk. Şimdi Sivas Kongresi'nde alınan kararlar mandacılık kararlarıydı. Dolayısıyla Sivas Kongresi deyince ilk akla gelen Atatürk olduğuna göre, Mustafa Kemal olduğuna göre, Mustafa Kemal doğru yapmıştır meali çıkar buradan. Yalçın Bey'in söylediğinden bu çıkar. E madem ki şu anda 1918-19 şartlarında yaşıyoruz. Mandacılık da iyi bir şey. O zaman Avrupa Birliği müzakere çerçevesiyle ilgili çalışmaların devam etmesi iyi bir şey. O zaman neden işbirlikçi satılmış hükümet diyorsunuz? Fikri Bey, bu ne tenakuz, bizim ne çelişki? Bizim köydeki imam bile sizden daha mantıklı davranıyordu. Biz yok, bunu düşünmüyoruz. Biz bu mandacılık iyi demiyoruz. Mandacılık yeni çıkmıştı. Ben burada bakın, o güne kadar mandacılık yoktu. Bunları bilmiyorsunuz. Wilson prensiplerine göre her kavme
devlet kurma hakkını veriyorlardı, vaat ettiler. Lenin de bunu söyledi. 1918-19'a gelince büyük devletler, emperyalist devletler veremeyince ne yapalım dediler? Mandayı çıkartalım. Kimse bilmiyor ki. Bizim halkımız da 1918'de 19'da çıkmış. Sivas Kongresi'nde de mandacılığı bilmiyor muydu? Elit tabaka bilmiyor muydu? Bunları bilmiyorsunuz. Mandanın sadece benim ahırda mı olduğunu zannediyordu? Ya bana, bu kadar lütfen, cahil. Lütfen bu çocuğa verdiğim derslerden dolayı bana biraz bakın, para verin. Bu nedir buna? Yaşlı, bu nedir? Ben nedir? Size bu ihtiyar nedir? Demiyorum. Siz buna ben size ihtiyar değilim. Ihtiyar, bunun, ben de çocuk değilim. Manda için Türkiye'ye heyetler geldi. Bunların hiçbirini sizin bilmiyorsunuz. Sizin yaşınızla ilgili hiçbir ithamda bulunmuyorum. Siz iki yaşlı gündür, olmak, ihtiyar olmak anlamına gelmez. Siz iki gündür Kemalist olmuşsunuz. Ben buraya gelip de bunları mı öğreteceğim evet. size? Söylediklerinizin. Ha, şimdi gelelim mi şunlara? Yani ben buraya geldim. Yeter. Ha, bu Kürt meselesini de niye açmadınız bu kadar... Benim Abdullah Öcalan'a gidiyorum. Bakın 7 haftadır Abdullah Öcalan benden bahsediyor. Bu kitaplardan bahsediyor. Ben ne söyledim? Ben ne söyledim? Kürt Yahudiler vardır dedim. Ha sizin lideriniz... Sizin benim lideriniz... Benim liderim değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı. Gazetinde. Bitti. Ha. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı. Sizin lideriniz... Ben onlara girmiyorum. Vaktimiz neyse, yok. Başka evet. ciddi konuşuyoruz. Sizin lideriniz... Sizin yayın organlarınızın bir kısmı Barzani'yi tutuyor. Biz Barzani'yi tutmuyoruz demin de söylediğim gibi. Ve gayet açık olarak orada bir Kürt Yahudi devleti kurulursa diyoruz. O Türkiye'nin Diyarbakır bölgesinde alır. Dolayısıyla Musul'u almazsanız Diyarbakır'ı kaybedersiniz. Musul'u alalım canım. Mı diyorsunuz? Fütuhat mı bu devirde 21. yüzyılda Musul'un alınmasını ben de arzu ederim tabii ki. Yani daha arzu keşke niye, bizde olsaydı. Niye İsmet Paşa'ya böyle söylüyordunuz? 12 adayı almadı. Bakınız realist olmak lazım. Hepiniz realist olurdu. 21. yüzyıldayız. Musul'u almazsanız Diyarbakır'ı verirsiniz. Musul'u alırken bakın, alalım diyorsunuz da niye açık, verirken Fikri onu Bey, tartışıyorsunuz? Fikri Bey, benim kitaplarım var. AKP hükümeti Musul'dan vazgeçmek için. AKP hükümeti Osmanlı'nın mirasını reddetmek için. AKP hükümeti Kıbrıs'ı vermek için kuruldu. Evet. Bunlar gayet açık olarak söylüyoruz. Bunlar da bu tür sorunlar. Üniversite diploması olmayan bir tane kişiye hükümeti verdiler. Dediler ki bu cahildir. Üniversite diploması yok. Yani üniversite Şimdi diploması bunlara olmayanlar cahildir. Bunları şu Yalçın Küçüğü bırakıp İlkokul mezunu, olup, ilkokul mezunu olup şu kadar Bakın, kitap Bey, yazan birisinden çok daha Fikri bilgili, Bey, demokrat bu insanlar bu ülkenin çıkarları evet. gerektiği zaman Beka Vadisi'ne gittim. Benden başka da kimse gitmedi. Sonradan gidenler de oldu. Daha başka yerlere de giderim. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. O meseleyi varsa sözünüz o bir tarafta şu Ergenekon meselesinde şimdiye kadar konuşulan ne oldu? İki tane önemli paşanın hali var. Bu hallere gelelim. Biraz da bizi izleyelim. Önemi nereden kaynaklanıyor? Statüsünden mi? Kimin? O iki paşanın. Ben aklamıyorum, mahkum da etmiyorum. O mevkide de değilim zaten. İsterseniz önemi... paşalar konusuna geçmeden önce bir kısa ara daha vereyim. Aa, hep ara veriyoruz. Verelim. Hocam verelim. Önemi bakmayın. Nereden kaynaklanıyor? Evet. Bir kısa ara daha vereyim. Sonrasında bu artık Atatürk... BK valisi tartışmasına bırakalım. Direkt şu paşalar. Konu, şu konuya girelim. Kısa bir aradan sonra rica edeceğim. Evet izleyiciler, anketimiz sürüyor. Medya Ergenekon soruşturmasını sulandırıyor mu diye soruyoruz. 10.21'e mesaj atabiliyorsunuz. Evet sulandırıyor veya hayır sulandırmıyor diyerek şu anda arkadaşlarım ekrana herhalde veremiyorlar. Verirlerse göreceğiz oy oranlarının ne olduğunu. Bana gelen bilgi %56 evet sulandırıyor, %44 hayır sulandırmıyor. Doğru yayıncılık yapılıyor şeklinde. Evet Sayın Küçük ya da Yalçın Hocam, sayın demekten hoşlanmadığımıza göre karşılıklı olarak paşalarla devam edeceğiz demiştiniz Ergenekon meselesinde. Söz sizde, buyurun. Efendim şimdi şunu çok net olarak görelim. Sadece savcılık makamından bazı gazete ve televizyonlara iddianame denilen belgenin bazı bölümleri
sızdırılmıyor. Ancak tersini de görebiliyorum ben. Bütünüyle Özden Paşa'nın günlükleri ve Hilmi Paşa'nın bunlardan haberdar olup olmadığı üzerine çok ciddi bir neşriyat, yayın varken bizim bu işin Genelkurmay mahkemelerinde görülmesi gerektiğine dair görüşlerimiz ifade edilmeye başlar başlamaz, hatta ifade edilmeden önce adlarını ağzıma almayacağım bazı gazeteciler sakına iddianamede Hilmi Paşa'dan, Özden Paşa'dan bahsetmeyin yazıları yazdılar. Bunlardan dolayı savcılık makamının etkilenip etkilenmediğinden söz edemem. Ancak bunlardan sonra bahsedilmediğini biliyorum. Birinci noktaya. Yani bunlar iddianameye girecekti ancak bu yazı... Tabii efendim, başka niçin olur bu kadar? Her şey bunun üzerindeydi. Hürşit Tolon'la Şener Eroygur ayrılabilirdi mesela. Bu sebep, bir dakika efendim. Buraya, bu çok önemli nokta. Ayrıca şunu da söylüyoruz. Vaktimiz kalır kalmaz. Şu anda da söylüyorum. Geçenlerde de söylüyorum. Şimdi Hilmi Paşa Hazretleri bir dil ortaya çıkarttı. Vardır diyemem, yoktur diyemem. Bizim bu neşriyatımızdan sonra Genelkurmay Savcılığından bir açıklama yapıldı. Dosyayı istedik de diyemeyiz, istemedik de diyemeyiz. Bu anlama geliyor. Doğru. Fatih Bey dostum, Hilmi Paşa Hazretleri'nin bu ifadesi askere yakışmaz. Ben şimdi burada çok açık olarak bazı noktalar söyleyeceğim. Bugün Fatih Çekirge de ifade ediyor. Bunları da göreceğiz. Ha. Ben çok sade laflar söylüyorum. Bütün bundan önceki gelişmeler, hangi gelişmeler? Buraya getiriyorum. Neler olacağını ben bilmiyordum ki bu kadar çok fazla benim Yalçın Küçük'ün en önemli tartışma konusu olduğunu bilmiyordum. Onun için başka hazırlıklarım vardı. Ama bunlardan bir kısmını da getiriyorum. Onları bulacağız. Hilmi Paşa Hazretleri'nin Genelkurmay Başkanı olur olmaz brevede değişiklik yapması. Brevede değişiklik yapması. Bakın. Yeni Kemalistlerimiz var. Yeni Şafak yazarları. Hilmi Paşa Hazretleri Brüve'deki Atatürk'ün resmini çıkartıp onun yerine Arap kılıçları koyduğu zaman hiçbir tepki göstermedi. Bizden başka tepki gösteren yoktu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda değil mi? Kim vardı başında Kara Kuvvetleri'nin? Efendim bunlar ayrıntıya girmeyin. Hilmi Paşa'nın yaptığı malum. Ben burada konuşamam o zaman. Hilmi Paşa vurulacak ya. Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt. Hayır efendim, Hilmi Paşa yaptığını söylediler. Bunları tartışmayalım. Bak burada da resmi var. Ondan sonra burada gayet o dönemin açıkladım. Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt'tı. Ama yapan Hilmi Paşa'ydı. Bunlar açıkça söylendiler. Söylendi. Aynı zamanda bugün Fatih Çekirge de söylüyor. Genelkurmay Başbakanlığa bağlı demesi. Diğerlerine de geleceğiz. Bütün bunlar Hilmi Paşa'yla beni şu noktaya getiriyor. Yani bunu çok açık olarak söyleyeceğim. Bir defa demin söylediğimi tekrarlıyorum. Bu dava evdeki bütün belgelere göre Ankara'da Genelkurmay'da görülmesidir. Birinci mesele bu. İkinci mesele bir Genelkurmay'da görülmedir. İkincisi Genelkurmay'ı bir tarafa bıraksak dahi buradakiler devlet düzenini, anayasa düzenini ortadan kaldırmakla suçlanıyorlar. Ya, anayasa düzenini ortadan kaldırmak istersen meclisi el koyarsın, tart edersin, hükümeti
dert edersin. Bunların hepsi Ankara'dadır. Dolayısıyla her harikarda, her halde bu davanın Ankara'da görülmesi lazımdır. Bütün mesele davayı Ankara'dan iki tarafta, bir genelkurmaydan kaçırma, iki Ankara'dan kaçırmadır. Niçin? Pardon, dile hakim Yalçın Bey, mütemadi ne demektir? Mütemadi suç, hiç duydunuz mu? Şimdi ben onlara devam ediyorum. Hayır, mütemadi suç ne demektir? Bir defa ona devam edelim. Hukukta böyle bir kavram var. Devam eden bir suç silsilesi. Bakın ben Türkiye'de en çok yargılanan adamım. Bunların hepsini biliyorum. Ama hep ihtilal dönemlerinde yargılandınız değil mi? Anlamadım. Hep ihtilal dönemlerinde yargılandınız. Hayır, ihtilal dönemlerinde ve onun henüz şöyle bir izale olmadığı dönemlerde. Onun etkisinin kaybolmadığı. Siz gazetecisiniz ama hiçbir... Ben Ahmet Hakan'a da çok şaşırdım. Ben Türkiye'de Paris'ten hapishaneye gelen adamım. Ben doğrudan dolayı hapishaneye geldim 98 yılında. Tamam, düşüncelerinizden dolayı sizin yargılanmanız hakikaten yanlış olmuş. Ben değilim, lütfen. Ben değilim. Bu dava birçok hukukçunun söylediği gibi Ankara'da yargılanması lazım. Askeri mahkeme tarafı. Suç yeri Ankara çünkü. Suç yeri Ankara'dır. Bunları devlet düzenini tahvil değiştirmekle suçlanıyorlar. Peki Ankara'da yargılansa ne fark eder? Bizim bildiğimiz o. Hayır. Ankara'da hiçbir savcılık makamı bunu kabul etmedi. Bütün mesele budur. İkinci noktayı tekrarlıyorum. Şu anda Genelkurmay Başkanı Yaşar Paşa Hazretleri'nin 353 sayılı askeri ceza yasasına göre Genelkurmay Savcılığına, teknik deyim budur, emir yazarak bunu başlatması lazım. Bu bir. İkincisi, Fikret Bey dostumuz bizi affetsin. Tayyip Bey malum hastalıkla güven hastanesine yatınca Genelkurmay Başkanı gitti, ziyaret etti. Ben şimdi sizin programınızda şunu söylüyorum. Genelkurmay Başkanı Yaşar Paşa Hazretleri'ne nahak yere, ne demek nahak yere? Tutuklanmaları için hiçbir sebep yoktur. Çünkü bunların kaçmaları mümkün değildir. Delilleri karartmaları mümkün değildir. Hukuken hak etmedikleri şekilde tutuklu bulunan iki silah arkadaşını ziyaret etmesini bekliyorum. Nasıl Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu arkadaşını ziyaret ettiyse, Yaşar Paşa Hazretleri'ne de burayı ziyaret etmesi gerekir. Devam ediyorum. Benim hukuk bilgime güveniyorlar. Bir de onu söyleyeyim. Şu sırada bu davaya bakacak olan mahkemenin üyesi ve başkanından bahsedildi. Yargıç Şengün'den bahsedildi. Ama hiç kimse bu mahkemelerin niteliğinden bahsetmedi. Bendeniz çok fazla yargılanmış bir insan olarak bu mahkemeler hakkında bizi izleyenlere bilgi vermek durumundayım. Bu mahkemeler devlet güvenlik mahkemeleridir. Evet. Eski. Eski, sadece adı değiştirilmiştir. Bu mahkemeler özel mahkemelerdir. Demin sorduğunuz nasıl 1925-26'da kurulan İstiklal Mahkemeleri özel mahkemelerse, özel yetkileri varsa bu mahkemelerde özel mahkemeler. Burada yanlış bir bilgi var, özür dilerim. Yani sadece adı değişmedi. Önceden DGM'lerde askeri yargıç da bulunabiliyor. Allah efendim, ondan önce. Anlatın. Bakın bana hukuk öğretmeyin. Hukuk. O çok önceden. Ben hukukçuyum, siz değilsiniz. Bu çok önce. Neye yarar? Benim yani kadar yargılanmadınız. Bir dakika. Darbe olursa ancak suç teşkil eder diyor. Bir dakika. Fatih Bey de bakın, o da hukukçu. Askeri
üyelerin degemelerden çekilmesi degeme varken oldu. Abdullah Hoca'nın bunları öğrenin. Tamam biliyorum. Yani ondan şu anda askeri yargıç statüsü yok. Yani şu anda yok. O sonra. Tamam bu uyum sürecinde oldu. Öbürü bak, güzel Avrupa'da. Kardeşim. Sadece ismi değişiyor o yüzden. Güzel kardeşim bunlara bakmayın. Her asker gördüğünüzden korkmayın. Ben çok devlet güvenlik mahkemelerinde yargılandım. Asker yargıçlarından hiçbir şikayetim yoktur. Bunları bilirim. Böyle asker görmüş, asker gördükçe korkuyorsunuz. Hayır az önce bunların, söyledim. Askeri mahkemelerde düzgün kararlar devam ediyorum, olabiliyor. Devam ediyorum. O ayrı bir konu. 1993'ten beri şu andaki yargıç DGM'de çalışıyor. Bunlar öyle anladık. Bir şey söylediler. Onlara çok girmek istemiyorum. Demek ki 15 yıldır DGM'de çalışan, DGM alışkanlıklarına sahip bir mahkemede yargılanacaklar. Bu noktanın yazılması lazım. Yani ne demek DGM alışkanlıklarına sahip mahkeme? Bunlar özel mahkemedir. Negatif bir şey olarak mı söylüyorsunuz? Olumlu olarak söylemiyorum. İsmi ama neydi, gayet açık olarak da söyledim. Başkanın adı neydi? Pardon özür dilerim. Var burada dosyamda. Demin söylemiştiniz galiba. Bakalım şimdi. Hayır, tam söyleyeyim. İsmine bakacağım da olur ya belki isminden Sabah Tayız'da olduğunu öğrenebiliriz. Ve onu da söyleyebilirsiniz belki. O ben istediğim zaman söylerim. Bak. Yani bunları isimden bakın. Sabah Tayist olduğunu çıkartıyorsunuz ya. Şimdi sırada herhalde bunlar var. Yeğenini belki fen dersine size gönderiyordur. İngilizce çok güzel bir söz vardır. Buyurun. Don't stick your neck out derler. Boynunu uzatma. Siz boynunuzu uzattınız. Bu kitaptan da bahsederiz birden. Bu kitap da yeni çıktı. Biraz evvel bana telefon etti. Ahmet Almaz arkadaşım. Tevrat'ın Çocukları diye. Çok enteresan. Bu kitapta ben bunlardan bahsetmiyordum. Ben sabateizm meselesine girdiğim zaman da İsrail Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin İbrani olduğunu ilana hazırlanıyordu. Ben şimdi buna karşı çıkıyorum. Bu kitapta şu anda Fatih Bey üstadımın, dostumun, arkadaşımın okuduğu adamın yazısı var. Bu yazı Hilal Halkin. 1994 yılında Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin Şema İsrail okuduğunu söyleyen bir adamdı. Ben devamlı bunun ciddi bir iddia olmadığını söylüyorum. Buyurun efendim. 22 Temmuz'dan 2 gün sonra aynı adam Atatürk, Turkey overturned. Artık Mustafa Kemal yıkıldı diyor. AKP geldi bir daha diyor. Biz bunların ne olduğunu biliyoruz. Siz araştırmacı birisiniz. Bir daha söyleyelim. Cumhuriyet tarihinin en büyük soruşturmasını yürütecek olan, daha doğrusu davasına bakacak olan hakimlerin araştırmacı birisi sıfatıyla. Bak güzel sabah teyit olup olmadığı hususunda bir çalışmanız var mı? Yani sadece kardeşim. Merak ettiğim için soruyorum. Bu bir halka bir değer katar belki. Yani önemli bir mevzu olduğuna hayır göre efendim, katkınız efendim. Olur. Bakın ben size evvela şunu söyleyeyim ona da cevap vereyim. Ahmet'in biz bir insanın sabah teyit olup olmadığını nasıl öğreniriz biliyor musunuz? Şöyle öğreniriz. Bir defa bunların yattıkları bir mezarlık, bir bölge vardır. Bülbül Deresi. Orada yatıyorlarsa bunların sabateist olduğunu düşünürüz. Bir de isimlerine bakarız. Şimdi Ahmet'in bu yeni kitabı, İlber Ortaylı da yazı yazmış. Ahmet de benim arkadaşım. Bu Bülbül Deresi'ndeki bazı mezar taşlarının resmini çekmiş. Ben de çok güzel bir laf ederim. Aşk, bilim ve devrim ayrıntıdadır. Buraya gelmeden buna da baktım. Ne gördüm biliyor musunuz? Hatice Babacan diye birisi Bülbül Deresi'nde yatıyor. Bunu siz çok merak ettiniz. Merak ettiğiniz için ben size bunu söyledim. Bir tane daha yani söyledim. Bülbül Deresi'nde yatan herkesin sabah teist olduğunu mu söylüyorsunuz? Ben Hatice Babacan da malum Ali Babacan'ın halası oluyor. Sayın
Dışişleri Bakanı'nın halası değil onu, mi? Hayır bilemiyorum onu. Bilemiyorum. Siz söylüyorsunuz. Hayır. Ha, ben diyorum ki. Bir isim olarak. Onu kastediyorsunuz canım. Yani saklamayınız lütfen. Babacan Seyyad'ını. Ya ben, kastettiğiniz o. Aptal değiliz lütfen. Yani. Aman efendim nereden? Ben diyorum ki biz bir yattıkları mezarlığa bakarız. Bülbül Deresi'nde yatanların hepsi İbrani asıllıdır. Sabateist'tir. Ahmet'in yeni çıkan kitabında Bülbül Deresi'nde bir Babacan soyadını bulduğumu söylüyorum. Ben Hatice bu Babacan diyorsunuz yani devam edeyim. Halkımızda anlamadım. Madem ki merak ediyorsunuz, o noktalara da geleceğiz. Madem ki merak ediyorsunuz, biz çalışırız. Bu da Cedid el-İslam. Bu kripto Yahudilere, İbrani asıllılara, İngilizce New Christian derler. Osmani'de Nev Müslim deriz. Farisi'de Cedid el-İslam denir. Bu İran'daki gizli Yahudilerle ilgili bir kitap. Bu kitapta The Children of My Brother Mehdi, Two Sons, Moshe and Babacan diyor. Orada gizli bir Yahudi, bu sonradan İsrail'de yaşamış. Benim kardeşim Mehdi'nin iki tane oğlu vardı diyor. Biri diyor Moshe, öbürü Babacan'dı. Parantez içinde de Joshua diyor. Bunların iki ismi olur. Madem ki artık ben hediye dağıtmaya başladım. Sordunuz söyledim. Ben kimseye bir şey söylemiyorum. Yeni kitaplarımda bunlar herkes boyunun ölçünü alacak. Ancak daha beni Hilmi Paşa'ya üzerinde konuşmaya fırsat vermiyorsunuz. Ancak hocam bence de bu sabotaj meselesi kapatsak. Bitti. Ben de bitiriyorum. O metniye gideceğim. Ancak madem ki neydi? Samanyolu gazetesi televizyonu benimle bu kadar bahsetti. Burada da görülüyor. Şurada da yazıyor. Şurada da var. Bakın. Bakın ne diyor? Saygı Öztürk. Bir zamanlar Fethullah Gülen'in Samanyolu TV'sinde, demek ki TV Samanyolu. Hayır, Tuncay Güney dedi ki ben dedi haham mı, daha doğrusu Tevrat'a inanıyorum. Samanyolu TV'ye girdiğimde ben başka bir şey sakladım diyor. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Ben başka bir şey. Yani inançları şey. Sorgulamayan benden bu kadar ben memnun oldum bu yayınlardan. Birçok insan benim yaptıklarımı öğrendi, benim görüşlerimi öğrendi. Ben bu görüşlerin sahibiyim. Bunlardan peki şu Bülbül Deresi'nde yatan insanların varislerinin bir hediye vereceğim. Hiç mi hissetmiyorsunuz? Bir hediye vereceğim. Madem ki ben söylemiyorum, Fethullah Gülen'in televizyonu demiyorum. Ama madem ki burada, ben şunu söylüyorum. Bugünkü hediyem size budur. Fethullah Gülen'in kardeşinin adı Mehdi değil, Mesih'tir. Nüfus cüzdanına göre Mehdi diyorsunuz ama hayır, gerçekte devlet Mesih. Kayıtları, hayır, bu kadar. Devam etmiyorum, bunu devam ediyorum. Şimdi gelelim evet. Bu konuya. Evet, yani bu konuda pardon. Ben... Ya siz merak yapmıyor. Ediyorsunuz. Hayır, yok merak etmiyorum. Neyini merak edeyim? Yani Hatice Babacan diyorsunuz ve saklıyorsunuz. Benim bildiğim bilim adamı bir şey söylüyorsa arkasında durur. Deyin ki Hatice Babacan... Yani Ali Babacan Yahudi asıllıdır. Bunu deyin. Ben Yahudi demiyorum. Ben öyle demiyorsunuz. Doğal yoldan söylüyorsunuz. Kafalarda soru işareti doğmaz. Ben öyle kaba sözcükler. Kafalarda soru işareti doğmaz. Vatandaşın neyin ne olduğunu biliyor. E bak güzel kardeşim siz bugün... Yani bu kadar basit bugün, olmaması lazım. Siz, yani, bugün, siz bugün ama çok soru soruyorsunuz. Ben soru sormuyorum. Yani, çok soru soruyorsunuz. Ben burada... Olacak işte bir yani. Dakika. Bir dakika. Fethullah Gülen'den tutunuz Ali Babacan'a kadar Yahudi asıllı. Burada bir dakika. Soyadında er olan birisi er olan birisi de sabateist midir? İsminde ya da soyadında er olan. Ah bir bulabilsem neyse. Böyle bir şey söylemiştiniz Yalçın benim, Bey. Benim kitaplarımda Soner Yalçın'ın isminde er takısı var. Soner Yalçın'la da araları çok iyidir. Ben Soner Yalçın'ı araştırmacı gazeteci kimliğiyle bilirim. Çok iyi bir araştırmacıdır. Güzel. Değerlendirmelerinin çoğuna katılmam ayrı bir konudur. Ama en yakın arkadaşınıza sabateist dediniz. Yani bu gözümden kaçmadı. Ben bir şey bulabilsem, siz çok meraklısınız. Bulamıyorum, ne yazık bunları getirdim. Ahmet Hakan'ın dediği de doğru bir yerde, bugünkü yazısında. Ne diyor?
eğlenceli diyor artık yazılar, konuşmalar. Tabii. Ben meraklıyım dediniz ya, siz meraklısınız dediniz ya. Bu anlamda insan merak dürtüsüne tabii bir hiçbir şey diyor. Hiçbir şeye ne kadar... Hocam isterseniz bu konuyu kapatalım, şeye hayır, geçelim. Hayır, başka bir şey bulabilirsem bulamadım. Bana bir yazıyı, mektubu gösterecek. O zaman ben bir reklam arası, sonra reklam arası yine vereyim. O arada arayın, bulun, tamam. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Kısa bir reklam arası. Tamam. Hep... Evet hocam, bir belge arıyordunuz. Orada reklam arası verdik. Umarım belgeyi buldunuz. Bulduk. Evet. Şimdi efendim, bu bilim denilen kurum çok güçlüdür. Ne demek istiyorum? Geçenlerde İlker Paşa Hazretleri'nin Ağlama Duvarı'nda görüntülen resimlerinden malum matbaat İbrani asıllı olduğunu söylediler. Ben bundan bu çıkmaz dedim. Ona şunu da ilave ettim. Öyle midir, değil midir onu ben söylerim dedim. Bu bana babamdan gelmedi. Şu anda Fikret Bey, ben kime... Fikri Bey. Ben kime İbrani asıllı dersem o İbrani asıllıdır. Kim değildir dersem o değildir. Ben burada Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine bunu yapıştıran insanlarla mücadele ediyorum. Ben söylüyorum. Şemsi Efendi de okudu diyorlar. İspat edin bana diyorum. Bu adam diyor ki Şema İsrail dedi. Bundan dedesinin dedesi. Bunlar kanıt değildir diyorum. Benim buradaki otoritem kabul edilmiştir. Şu da kırmızı altında Abdullah Gül'ün imzası var. Evet. Bana gönderdi. Ben sabateist değilim diyor. Milliyette de birinci. Bunlara ben karar veririm. Henüz karar vermedim. Kendisine de buradan da söylüyorum. Elinizdeki ne kadar bilgi varsa ailenizle ilgili olarak bana gönderin. Aynı şekilde televizyonlardan da söyledim. Seçilmesini göndermeden zaten kararı vermişsiniz ama. Köksal Top'tan da göndersin bana. O da göndersin. Ben bunları çıkartıyorum. Buraya getirdim. Bunları daha fazla artırmak istemiyorum. Ancak benim bir bilimim var. Bakın. Nedir bu bilim? Şu gizli tarihte 93 İsrail darbesidir diyorum. Türkiye tarihinde Uğur Mumcu kardeşimin arkasından Jandarma Umum Komutanı Eşref Paşa'nın arkasından Turgut Bey'in öldürülmesini İsrail darbesi olarak niteledim. Yıllar önce 1993 15 Haziran'da bu darbedir dedim. Bir müddet sonra Tansu Çiller'in oraya gelmesini. Yüce Gök'e şükürler olsun. Bu matbaat bunu gelmez. Veli Küçük'ün evinde bir belge bulunmuş. Altındaki imza Sönmez Köksal'ın. Diyor ki... Dönemin MİT müsteşarı. Ve diyor ki Uğur Mumcu'yu Mossad öldürdü diyor. Sizler bunun üstüne gidemezsiniz. Şimdi geliyoruz buraya. Bu meseleyi bu şekilde. Ben ne diyorum? İsrail bu ülkede İsrail'den daha güçlüdür. Bizim Diyarbakır bölgesini İsrail'in Büyük Orta Doğu projesine verme projeleri var. Sizi üzmek istemem ama Türkiye'deki başbakanlıktaki zat da kendisini Büyük Orta Doğu projesinin başkanlarından sayıyor. Bundan da çok acı çekerim. Şimdi biz buraya geliyoruz, vaktimiz az. Şunu görüyorsunuz değil mi? Bu kitapla. Kitap. Buraya size okutmak istiyorum. Murat Yetkin diyor ki, ben buraya aldım. Hilmi Özkök, Ecevit gitsin. Özkan gelsin. Bu kitaplarda ben çok üzüldüm. Her iki kitapta
hem Fikret Bila'nın kitabı, hem siz bunun tanığısınız çünkü çok itiraz ettiniz. Bugün Hüsamettin Özkan'ın Fatih Çekirge'ye, hatırlamıyorum, var da demem, yok da demem demesinde çok üzüntü duydum. Hüsamettin Özkan öyle demiyor yalnız Fatih Çekirge'ye. Bana benim böyle bir şeyden haberim yok, bana böyle bir teklif gelmedi diyor. Biz onu öyle söylüyoruz. Hayır, şu kitapta oynayacağız. Siz kızdınız. Kızdım bir gazetecinin böyle mesajı. Hayır efendim, bakar, olur mu? Olur mu? Eğer siz Bülent Ecevit'i seviyorsanız ve bir toplantıda da, bir resepsiyonda da evvela iki emekli general, Fikret bunların adını veriyor. Atilla Ateş ve Necdet Timur. Necdet Timur, ben... Birinci Ordu Komutanı eski. Evet, ama ben Ertuğrul Özkök'e söyledim, gazetecilik yap dedim. Bir üniversitenin mezuniyet gününde türbanlı bir kıza diplomasını vermiş, birinci ordu komutanı diyorsunuz. Çalık'ta çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bana bunu söyleyin dedim. Türbanlı bir kıza üniversite diploma veren birinci ordu komutanı olmak, yani onu veren kişinin birinci ordu komutanı üniversitelere olması türban girmez. Sakıncalı bir şey midir? Çalık'ta var mı yok mu? Devam ediyoruz. Onun ötesinde bu kitapta diyor ki, ha, çok utandım. Zeki Sezer okumamış kitapları. Hiçbir şey bilmiyor. İki emekli general diyor. Hocam bu arada bir bilgi vereyim size. Bülbül Deresi'nde yakınları yatanlar yoğun bir şey telefon açıyorlarmış ve böyle bir şey yok diyorlarmış. Yani bizim ne İbranilikle, ne Yahudilikle, ne Musevilikle hiç bir alakamız yok diyen pek çok kişi santralimizi aramış, binlerle ifade ediliyor. Güzel, güzel. Onlar yok diyorlarsa onlara teşekkür ederiz. Ama bizim bildiklerimiz var. Biz oralardan çıkartıyoruz, kitaplarımızı alıyoruz. Ahmet de gidiyor. Şimdi şans eseri mesela, ben orada yatsa, benim bir yakınım orada yatsa ben de mi İbrani olacağım? Sizin yakınınızın orada yatması imkanı yoktur. Bunlara girmeyelim. Yani bunlar girdiniz artık... ama yani oradaki insanları üzdünüz. Girdiniz. Hepsi dediniz. Valla beni çok şükür neydi Samanyolu beni o üzmedi. Ama bunlar bilim. Bunlar bilim. Bir takım bilim insanlar ama, bilim bakın mesela İbrahim, ben söyleyeyim, İbrahim Acar. İbrahim Acar ilan verdi Bülbül Deresi'ne. O İbrani asıllı olduğunu saklamıyor. Bunları tartışmayalım. Öyle değilse onlar da öyle desinler. Bunda üzülecek bir nokta değil. Üzülecek bir nokta yok. Bülbül Deresi böyle alınır. Ha, üzülmek için ama ben, hafif... Efendim ben paşaları anlatacağım. Ağzımı açtığım zaman biz ne deriz? Biz bilim yaparız. O insanlara şunu söyleyelim. Niye Bülbül Deresi? Bilir misiniz? Niye? Sevin'in, Sabatay Sevin'in bülbüller öterken dünyaya yeniden geleceğine inanılır da ondan. Bunların hepsi vardı. Doğru mu değil mi? Biz doğru evinde biliyoruz. Bülbül besleyenler de evet, biraz daha devam edebilir miyiz? Evet. Biraz daha devam edebilir miyiz? Daha. Biraz daha devam edebilir miyiz? Hilmi Paşa burada, isim vermiyor Murat ama ben onu veriyorum, ben de biliyorum. Çok açık olarak, çok açık olarak Ecevit gitsin, Özkan gelsin diyor. Murat'ın yaptığı, Özkan'ı da alıp Hüsamettin Özkan'ı da Ecevit'e götürmez. Doğru mu değil mi? Tarih budur. Ondan sonra Ecevit Hüsamettin Özkan'la görüşmedi. Ve bu görüşmemeyi de Rahşan Hanım'ın üzerine attılar. Ha, şimdi gayet açık olarak götürüyoruz. Vaktimiz yok. En güzel konuşmalara burada geldik. Hem benim kitaplarımda var hem burada var. Neydi soru? Bülent Bey Filistinli Araplara, Müslüman Araplara, İsraillerin yaptıklarını jenosit dedi. Bütün dünyanın Yahudileri, İsrailleri Bülent Bey'in altında çizdi. Aynı şeyi Recep Tayyip Erdoğan da söyledi. Devlet Recep Tayyip Erdoğan. Hamas'ı buraya davet etti. Onları hiç ciddiye almıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan ne iş yaparsa
Bana bunları söyletmeyin. Ne iş yaparsa İsrail'le konuşuyor. Çok iyi hatırlatıyorsunuz. 1 Temmuz'da Foxman geldi buraya. Dünya Yahudilerinin en önemli. Bizim büyük paşalarımız tutuklanacağı günde dünya Yahudilerinin en önemli adamı geldi. Tayyip Erdoğan'la görüştü. Biliyor muydu tutuklanacaklarını? Ha, ben size şunu söyleyeyim. Ona bakarsınız. Asıl ona bakarsınız. Tayyip Erdoğan da New York'ta en büyük Yahudi nişanı takıldı. Tamam. Ben size şunu söyleyeyim. AKP hiçbir önemli kararı İsrail'e danışmadan almaz. Asıl konuşmalarımız da burada başladı. Hamas'ın gelişte dahil mi bu? Hadi. Buraya gel. Bunlar bırakın onları. Ama Hamas'ı davet etti ve İsrail ayaklandı. İsrail'den izin alarak geldi. Onlar kayıkçı dövüşüdür. Onda ayaklandı da ne oldu? Tayyip Bey mi düşürdü? Bütün dünya Tayyip değil mi? Ha, bir noktayı. Vaktim azaldı. Buraya geliyoruz. Vaktim azaldı. Kapatma davasıyla Ergenekon davasının yan yana getiremezsiniz. Neden getiremezsiniz? Kapatma davası içeriden, Türkiye'nin içinden olan bir davadır. Ergenekon davası Kudüs'te, Washington'da ve Brüksel'den pişirilen bir davadır. Ergenekon davası olmadan önce, paşalar olmadan önce Can Paker'in elinde. Ha, Can Paker. Can Paker gazetelere de diyor ki, ordu beni sabateist olarak kaydediyor. Çünkü Yalçın Küçük benim sabateist olduğumu söylüyor. Ben kime sabateist dersem onu bu Türkiye sabateist kabul eder. Bunu bileğimle kazandım ben. Bana güvenir. Onun için çok dikkatli olarak onlarım. Can Paker'in evinde ondan sonraki gazeteleri hazırlayın. Çıta yükselecek. Ergenekon'a giden. Fatih Bey. Brüksel de onu söyledi. Bush da onu söyledi. Ergenekon davası bütünüyle Kudüs, Washington, Brüksel'de yapılan bir davadır. Öbürü milli bir davadır. Onunla hiçbir alakası yoktur. Ve devam edecektir. Neden devam edecektir? Bu orduyu paralize etmeye mahkumlar. Peki niye Türk ordusunu paralize etmek istesinler? Çünkü önemli mevziler aldılar. Her tarafı zapt ettik diyorlar. Bu ordunun tabanından korkuyorlar. Tabanından korkmak için Bush da onu söylüyor, öbürü de onu söylüyor. Can Paker de onu söylüyor, öbür tarafta söylüyor. Ha, gazeteciler mi? Bunlar gazeteciyse ben Bergüzar'dım. Bunlar gazeteciyse. Zeki Sezer bir parti başkanıysa ben Bergüzar'ım. Bunlardan hiçbirinden. Emekli general değil. Biz söylüyoruz burada. Şu kitapta var. Adını vermiyor. Açık olarak. Şu kitapta var. Fikret Bila diyor ki, Bülent Ecevit diyor ki, Bülent Ecevit diyor ki, kimler vardı diyor. Fikret Bila Bülent Ecevit'e diyor ki, şu andaki görevli olan komutanlar da var diyor. Fikret Bila isim vermiyor. Yalnız Bülent Bey şöyle diyor, Yaşar Paşa var mıydı diyor. Ben cevap veriyorum. Bu cuntada Yaşar Paşa yoktur. Hani bu işlerde Yaşar Paşa yoktur. Bu cuntanın başı Hilmi Paşa'dır. Yargılanacaktır. Yargılanacaktır. Darbe yapmadığı için yargılanan hayır, bir paşa. Hayır, yargılanacaktır. İlginç. Hangi yani, suçlamayla? Darbe yapmadığı için. Düşürdüler. Bütün basınıyla beraber alıp düşürdüler. Adamcağız hastanede öldürülecek dedi. Düşürdüler. Düşüren budur. Gayet açık. Devam ediyorum. Vaktimiz azaldı. Ha, gelecek miyiz Özden Paşa'ya? Size belgeler getirdim. Nereye koydum onları? Şiir de bile okuyamadım. Fatih Bey, yalnız burada şöyle bir itham var. Bir dakika. Bakın itham, şöyle bir itham var. Diyor ki, ben bu daha Ergenekon dosyası Brüksel'den, bu orduda, bu orduda Hilmi Paşa nasıl general oldu? Nasıl orgeneral oldu? Yalçın nasıl Bey, genelkurmay Yalçın başkanı Bey, oldu? Bunların 15 incelenmesi dakikadır konuşuyorsunuz. Bir cümle söyleyeceğim, yine siz konuşun. Çok ağır bir ithamda bulunuyoruz. Diyor hiç ki, ağır değil. Benim ithamlarım yumuşacıktır. Gayet açık. Ben şuna inanıyorum. Sulandırdığınız için tabii yumuşak olur. Hatta tabii, cıvıklaştı tabii, hadise. Tabii. Şimdi Fatih Bey, bu tutuklamaları
bu tutuklamalar hakkında karar veren bir mahkeme heyeti var. 13. Ağır Ceza Mahkemesi. Yanlış, yanlış, yanlış. Bilmiyorsunuz. Degemeleri bilmiyorsunuz. Tutuklamaları mahkeme karar vermez. Yedek hakim vardır. Bir tek üye karar verir. Yeni şeyler duyuyoruz. Ben hukukçuyum. Yani müsaadenle bildiğim konuda ama yorum yapayım. Ama insaf edin. Ben de çok tutuklandım. Burada da hukukçu var. Sizin... Bir tek üye, yedek üye karar verir. Yedek üye olmadığı zaman onlar verir. İtiraz ettiğiniz zaman heyete gider. Bir tek İtiraz üye edildi. Verdi. Sonuçta başka. 125 tanesinin aynı kimin karar verdiği çıkacak. Sonra biz de itiraz edildi. Oynamıyoruz. İtiraz edildi. İşte o zaman heyete gider. Heyete gitti. Sizin hesabınıza göre 4, bir savcı artı 4 hakim. Brüksel ve İsrail'den talimat alan kişiler. Ben öyle bir şeyler söylemiyorum. Zaten ben böyle şeyler işte, yani, söylemiyorum. Böyle gayet işte. Açık söylüyorum. Hatice Babacan Sabata size ister biraz demiyorum. Daha, biraz daha söylüyorum. Can Peker Sabata ister. Biraz daha söylüyorum. Biraz daha söylüyorum. Fikri Aküz? Biraz daha söylüyorum. Fatih Altaylı? O Olin miydi neydi? Oliren. Oliren. Onunla beraber maçı seyredenlerin yanındakileri sayıyorum. Can Peker. Cem Duna. Mehmet Ali Bayar. Vaktimiz azaldı. Çalığa geleceğiz. Çalığa, Özden ve Çalığa da geleceğiz. Ha. Fikri Bey, siz bir şey söylüyorsunuz. Devam edin. Bu hocam, tamam mı? O tamam. Ha, ne diyeyim tamam? Gayet açık. Genelkurmay Başkanı olur olmaz büreveyi değiştirdi. Atatürk'ü attı. Bunu yaptığıyla Arap kılıçlarını getirdi. Seçim günü uçağa bindi. Amerika'ya gitti. Fatih Çekirge bugün diyor ki bir de yazı yazmış oraya. Ben Tayyip Erdoğan'a, başbakana bağlı. O zaman da çok konuşuyor. Bakınız öyle bir şey ki. O zaman da söyledi. Ama öyle anayasal de, durumu. Hiç öyle her anayasa ben Türk vatandaşıyım diye yazmazsınız. O Amerika'ya verilmiş bir. Fatih mesaj, Bey referans mesajdır. Gösterdiği isimler kişiselleştirmek istemiyorum elbette. Kişiliklerini tenzih ederek söylüyorum. Fatih Çekirge, Murat Yetkin, Fikret Bila. Ankara temsilciliği yapmış olan 28 Şubat'ta Ankara temsilciliği yapmış olan en son Star'ın başında bulunan Fatih Çekirge şu anda da Hürriyet.com'un başında. Hürriyet'te de arada bir yazı yazar haftada bir. Hürriyet gazetesinde Fatih Çekirge her hafta özellikle Hilmi Özkök'e değinir son zamanlarda. Şimdi referans gösterdiği bu isimlerin yazılarına baktığımız zaman haber akışı hep böyle bir takım isimlerle ilişki içerisinde olduğunu gösteren ve en son 2 gün evvel Yaşar Büyükanıt, daha doğrusu Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklaması, öyle sert muhtıra diye söylediler ama sert muhtıra değildi. Muhtıra değildi bir kere. Gayet doğal bir açıklamaydı o. Doğal olmayan 27 Nisan'dakiydi geçen sene. Sonuçta bunun gayet doğal olduğunu söyleyen bir isim Fikret Bila, işte Murat Yetkin. Dolayısıyla neyse, referans gösterdiğiniz isimler neyse. Bakın, ben Fikret, farklı isimler olsun Fikret en azından. Fikret benim az önce çok de hatta arkadaşım. Programın başında dedi ki bu nasıl gazeteci diye ikisinden birisi hakkında dedi zaman gelelim, hepsini hatırlayamıyorum. Bakın biz bunları çıkarttığımızdan itibaren siz de yaptınız. Özden Paşa'nın ben sizi okuyorum. Bütün bana yardım edenler sizin yazılarınızı bana gönderiyorlar. Bendeki bilgilerle sizin yazılarınız uyuşmaktadır. Ben bir televizyon programında söyledim Mehmet Ali Birant'ın. Siz yazmışsınız. Özden Paşa'nın oğlu Burak. Bunu size hediye ediyorum. Bu sizde var mı? Evet. Var mı? Bunu da yazdım. Var mı sizde? Hediye etmeyin. Alayım ben. Nedir o? Bir cümle söylerseniz. Barbaros torunları genç Bahriyeliler diye. Burada karısının kardeşi Sadun Eren'in bir ticaret şirketi var. Özden Paşa'dan bahsediyoruz. Özden Paşa'nın oğlu Burak. Burak Çalık grubunda çalışıyor. Özden Paşa'nın oğlu Çalık grubu nişanlara katılıyor. Çok yakını. Şimdi gazetelere de çıktı. Bu çocuk kimse o arkadaşımız öyle diyelim. Çalışmasın mı veya Çalık grubunda çalışmak suç mudur? Çalık yani grubunda çalışmak basit midir? Her taraf Çalık grubunda çalışmak suç değil. Ama bir paşanın oğlu, öbür oğlu da Çalık'tan filmleri için yardım alıyor. Başka o filmlere sponsor olanlardan birisi de Aydın Doğan grubuydu. Onlar niye o es geçiriyor? Devam edelim. Burada adı şimdi geçenlerden, devam bunlarda işte, adı olmuyor. Geçenlerden olmuyor.
Cengiz Yalçın'ın... Gelibolu diye bir belgesel vardı. Pek çok NTV Hititler grubundan, değil mi? Aydın Doğan evet. grubuna kadar herkes sponsor oldu. Neyse efendim, oraya gidiyoruz. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Burada şu ortaya çıkıyor ki... Özlem Paşa'nın oğlu Burak, Çalık grubunda çalışıyor. Bazı sağlık sorunları da var. Çok da iş yapıyor. Bunları hediye ediyorum. Varmış ama. Bana hediye daha fazla da götürme. Hastalığını bana niye hediye ediyorsunuz? Ondan yani bir kere hastalık varsa vardır. Gayet açık bu olarak. Etik açıdan doğru değil. Gayet açık olarak bu makinaları Fatih Bey ile ben aynı lafı söylüyoruz. Birbirimizden habersiz olarak. O notların bir şekilde manipüle edilmiş olması ve başka yere götürülmüş olması ihtimal dahilindedir. Biz bunları çok açık olarak söyledik. Burada isterseniz bir nokta daha okuyayım. Tayyip Erdoğan'la bu kadar yakın olmanıza rağmen, o gün Milliyet'te de var, istimlak parasını Tayyip Bey sağlamış. Bunu ben yazdım. Daha sonra kendisi televizyona çıkıp itiraf etti zaten evet. Özlem Paşa. Bir nokta daha söyleyelim. Özlem Paşa donanma komutanı iken Tayyip Bey'in oğlu Burak çürük raporu aldı donanmadan. Niye aldı? İkisinin de adı Burak. Türkiye Cumhuriyeti'nde çürük raporu olan bir tek o mudur? Olamaz mı? Yani ha. Olamaz mı bir insan? Ha, bu kararı veren özel örnek donanma komutanı. Ha. Acaba epilepsiden mi aldı? Neden aldı? Onları da soracağız. Hocam sağlık meselesine girmesek çocuklar. Siyasi çocuklar. Yani hepimiz insanız. Bir noktada siz de hasta olabilirsiniz. Dolayısıyla şurada da bir noktaya oturuyorum. Sağlık meselelerine girmeyelim. Tayyip Erdoğan'la bu kadar yakınken diyor. Genç Bahriyeliler ama içindeki bilgiler bunun çok üstünde. Kuvvet komutanlarına yakın bilgiler var. İlhami Erdil'in, Özlem Paşa'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmesine karşı çıktığı evet, ve ondan sonra da başına bunlar geldiğine göre. Evet. Onun ötesinde de Özlem Paşa ile ilgili olarak şu milletvekilinin evinde hükümeti devirmek için, Tayyip Bey'i devirmek için planlar da yaptınız diyor. Şimdi, biz bunları çıkarttığımız Fatih Bey, için... Lütfen bakın Özlem bunlar Paşa'nın, hep manipülasyon, doğrulanmamış hadiseler. Bırakınız doğru, ters yönden doğrulanmış efendim, olan. Bunları İlhami Erdil dosyalara koyun. Demek dosyalara istiyor ki... Fikrime bir şey söyleyeceğim. Şimdi buna doğrulanmamışız ama bazı doğrulanmamışları da doğrulanmış gibi... Hayır, başka bir şey söylüyorum. Hayır. Ben doğrulanmamış hiçbir bilgiyi yazmadım. Bak güzel kardeşim. Şimdi mesela o zaman size bir şey. Bir saniye ama şunu tamamlayayım. Ben bu davanın avukatı olduğumu söyledim. Şimdi ben İlhami Erdil Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemelerince yargılandı. Oradan. Mahkum oldu. Askeri Yargıtay'a gitti. Askeri mahkeme. Evet askeri mahkeme. O Ergenekon'un çok gidilmesi arzu edilen, gitmesi arzu edilen mahkemeler var ya. Ve askeri Yargıtay'da onadı, evet. Hapse girdi. Bütün bu karar mekanizmalarının tamamını siz farklı bir şekilde yansıtırsanız... Yok, İlhami Erdil suçsuzdur demedi ama. Yani hayır, hiç öyle demiyoruz. Bu çok önemli. Bir ben saniye, bunu biliyorum. İlhami Erdil, Özden Örnek'in komutan olmasına engel teşkil ettiği için Özden Örnek akabinde halef sıfatıyla geldikten sonra İlhami Erdil'den öç aldı. Ben böyle anladım. Ha, olmayan bir şeyden dolayı değil, olan bir şeyden dolayı. Efendim, müsaade edin de olan bir şeyden dolayı, olan bir şeyden dolayı harekete geçmek yanlış değildir. Geçmemek görevi suistimal ve ihmaldir. Şimdi o, tamam, evet, o konulara gelin. Bir şey şimdi, diyordunuz orada. Siz diyorsunuz kaç dakikamız var? Hocam aslında bittik diyebilirim. Bir şey soracağım şimdi ben. Şimdi siz diyorsunuz ki Ergenekon operasyonuyla üst düzey komutanlara dokunulabileceği kanaati oluşunca AK Parti kapatılmayacak havası estirilmeye başlandı. Bu havanın oluşmasında kapatılırsa AK Parti Ergenekon operasyonu daha ileri götürecek ve bu işin peşini bırakmayacak yönündeki düşüncenin etkili olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Şimdi ben bu sözüne şunu anlıyorum. AK Parti kapatılmazsa Ergenekon operasyonun peşini bırakacak. Burada böyle bir mesaj mı veriyorsunuz? Hayır. Şimdi. Ben buradan buramadım çünkü. AK Parti kapatılmadığı takdirde ertesi günü şöyle bir kanaat hasıl olabilir diyorum. Diyorum ki bu Ergenekon dosyasının daha da ileriye uzamasından endişe eden bazı kesimler şöyle düşünebilir. Biz kapatmayalım, kapatılmasına engel olalım. Bir engel çıkartırsak
Sayın Erdoğan'la bu anlamda işin uzamaması için pazarlık yapma imkanına zemin hazırlamış oluruz ya diye siz Ergenekon'un peşini bırakın. Fakat hayır, bu lazım. Öbür tarafın kanaati yalnız. Ben evet. Sayın Erdoğan'ın bu pazarlığa yanaşmayacak ferasete sahip olduğunu yazdım oraya. Güzel yapmaz. Güzel. Ama bana burada böyle bir kanaatin hasıl olacağını yani kapatıldığı zaman veya bu dava açıldığı zaman hep şunu diyoruz ya, bu dava siyasi bir davadır. İş yani yargı o kadar siyasallaştı ki kapatılmasa dahi kapatılmamanın bir siyasi durumdan kaynaklandığını ortaya koyan analizler olacaktır. İşte hukukun, yargının siyasallaşmasının tezahürü budur. Peki bir şey daha merak ediyorum ben. Şimdi bu Ergenekon soruşturması epey zamandır sürüyor. Kapatma davasıyla paralel olarak bu kadar tırmaşa geçmesi normal midir? Hayır. Yani o çok speküle ediliyor. Geçen sene Haziran ayında Ergenekon soruşturması başlatıldı. Efendim Hurşit Tolon ama kapatma davasından sonra Şener Eruygur kapatma davasından sonra gözaltına alınıp tutuklandı. İyi de bu memlekette veli küçük tuğ general olabilir. Fakat susurluktan dolayı yargılanmayı bırakınız, meclise ifade vermeye bile gitmeyen bir veli küçük kapatma davasından önce tutuklandı. Veli Küçük için yıllardan beri, yani 12 yıldır 96'dan beri sürekli olarak bu susurluğun başı denildi mi denilmedi mi? Denildi, ben yalnız dedik, parantez açarak söylüyorum. Parantez açarak söylüyorum. Ne Veli Küçük için ne diğer tutuklular için bunlar şunun başıdır, şunun uzantısıdır, kesin suçludur demem. Ama aklamam da. Aklayanlar var çünkü. Sonuç itibariyle eğer bir rövanş söz konusu ise Veli Küçük'ten sonra dava açıldı. Veli Küçük'ün pozisyonu Türkiye Cumhuriyeti'nde 96'dan beri Veli Küçük mü çok tartışıldı? Çok tartışıldı. Hurşit Tolon mu? Veli Küçük. Bitti. Veli Küçük gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra dava açılıyorsa şöyle bir yorum yapılır. Rövanş. Ama ben o rövanş kelimesini kullanmam. Yani bak, kapatma bak, davası bak, rövanştır demem. Bu kadar iddialı bir laf söylemem. Böyle bir ithamın altına imza atmam. Bunu bühtan addederim. Bak, söylediğimiz budur. Söylediğimiz budur. Bugün Fatih Bey'in üslubu gibi oldu ama. Fatih Çekirge üniversite öğrencisiyken benimle beraber solculuk yapardı. Benim solcu arkadaşım. Birinci nokta budur. Şimdi i̇kincisi solcu değil mi? İkincisi Günseli neydi? Nursel'e İdiz'de beraberdi. Onu da çağıracak, edecek. O da bize geliyordu. Fatih Çekirge'nin bugünkü yazısında bir söz var. Artık bu Ergenekon bilmem ne ordu düşmanlığına dönüştü diyor. O doğru. Sizin bu konuşmanızdan neresi da doğru, bu Fatih? İzlenim aldım. Yanlış. Ha Veli Küçük bakın kimse kimseyi kaldırmasın. Kimse kimseyi bu o ordu Ergenekon susurla dokunamaz. Hiç dokunamaz. Hiçbir yerde işitmedim. Kendinizi kandırmayın. O nokta öyledir. Veli Küçük yaptığı düşünülen suçlardan dolayı yargılanmıyor. Yapmadığına inanılan suçlardan biz dolayı. Biz suçlardan bahsediyoruz. Evet, ben bitirecek miyim efendim? Ben bitirecek miyim? Elimde done yok, veri yok, belge yok, kayıt yok. Bana 2 dakika var mı yok efendim? 2 dakika hocam. Fakat soruşturmasına tamam. Engel teşkil etmek tamam, en azından, tamam, bakınız tamam. En azından ahlaki açıdan doğru değil. Hele hele bunun soruşturulmasını tamam, talep efendim, etmenin tamam, ordu tamam, düşmanlığı efendim, olarak tamam, açıklanması tamam, hiç efendim, ahlaki değil. Tamam efendim. Tamam efendim. Ne alakası bakın var ordu düşmanlığı? Adlarını anmadığım, burada vardı dosyalarım, bir başka gün olabilir. Bu memlekette ben tırnak içinde Kürtlerin gazetesinde yazarken ver kurtul Kürt, oraları vermeyi savunan benim de bunlara karşı çıktığım bir takım insanlar, iki kişi. Biri erkek, biri dişi. Bunlar Kandil Dağı'na gitmişler ve hayretler içinde kalmışlar. Ahmet Altan'la Yasemin Çongar. İsim vermiyorum. İsim vermedi. Kendim vermek istemiyorum. Ağzıma almak istemiyorum. Bakın burada bir tek gazetenin ağzını almadım. O da benim protokolüm. Bundan sonra Ahmet Hakan'ı okurum. Biraz daha esprili yazsın. Bugünkü yazısında hiçbir şey yok. Benim kitaplarımı bilmiyor, bunların hepsini benim yazdığımı bilmiyor, benim bunlardan hoşlanacağımı bilmiyor. Ahmet Hakan beni kızdırır ama son günlerde yazdığı en iyi yazıydı. Bir dakika. Bu iki kişi adını verdiğiniz bunlar oradaki PKK'lılarla konuşmuş, amma da Kemalistsiniz demiş. Ha,
Bütün mesele Abdullah Öcalan'ı Barzani diyor ki Yalçın Küçük bunları Kemalist Türküz yaptı diyor. Bütün mesele. Bunu ben aylar önce yazdım. Yani Türkiye Cumhuriyeti bir açmaza girdi. PKK laik ve Kemalist oldu. Bravo. Diğer taraftan devlet farklı bir yöne kaydı. Şimdi devam ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bir de bu kitabı görsünler hakkımda yazılmış. Bu da Kıbrıs Anılarım, Atina'da, Besseler. Ondan sonra ben şunu söylüyoruz. Bir, bu dava Genelkurmay'da görüşülmelidir. Genelkurmay Başkanı savcısına emir yazmalıdır. İki, Hurşit Tolan Şener Bey tahliye olmalıdır. Hilmi Özkök darbe yapmadığı için içeri alınmalıdır. Onlar ayrı. Tahliye olmalıdır bir an evvel. Üç, gayet açık olarak söyledim. Kanunların hiçbirinde o tür cezaevlerine konmaları için hiçbir kanuni gereklik yoktur. Bu bir düşmanlıktır. İddianameyi o tür davalar, o tür cezaevleri ben o sırada içerideydim. O gerekçelerle yapılmadı. İçerideki solcular dışarıya yazı gönderiyor. Eylem yapıyor. Bunu önlemek için yapıldı. Paşaların orada olması için. Örgüt çalışmalarını hapishanede yürütmesinler diye yapıldı. Bravo. Ama orada insan öldürüyorsunuz orada. Orada öldürülüyor. Bütün bunları söylüyoruz. Onun dışında bu davanın bir an evvel Ankara'daki doğal yargıcına gitmesi lazım. İstanbul'da olmaması lazım. Bunları söyledik. Sözlerimiz bitmedi. Benim son sözüm ise izin hocam, verirsiniz. İki dakikaya geçtiniz. O zaman İstanbul şiiri okuyayım bitsin. Peki hocam çok uzun olmasın lütfen. Sarmış ufuklarını senin gene inatçı bir duman, beyaz bir karanlık ki gittikçe artan, ağırlığının altında her şey silinmiş gibi, bütün tablolar tozlu bir yoğunlukla örtülü, tozlu ve heybetli bir yoğunluk ki bakanlar onun derinliğine iyice sokulamaz korkar. Ama bu derin karanlık örtü sana çok layık. Layık bu örtünüz sana. Ey zulümler sahası, ey zulümler sahası. Evet ey parlak alan, ey facialarla donanan ışıklı ve ihtişamlı saha. Ey parlaklığın ve ihtişamın beşiği ve mezarı olan doğunun öteden beri imrenilen eski kraliçesi. Ey kanlı sevişmeleri titremeden, tiksinmeden sefahata susamamış bağrında yaşatan. Ey Marmara'nın mavi kucaklarının içinde sanki ölmüş gibi dalgın uyuyan canlı yığın. Ey köhne Bizans, ey koca büyüleyici bunak, ey bin kocadan arta kalan dul kız. Bitiriyorum, bitiriyorum. Ne yapalım? Şuradan bitireyim. Ey bir adamı korumak ve hürriyeti, ey bir adamı korumak ve hürriyete kavuşturmak için yalnız teneffüs hakkı veren kanun masalı. Ey tutulamayan vaatler, ey sonsuz muhakkak yalan. Ey mahkemelerden bir teviye kovulan hak. Ey en şiddetli kuşkularla duygusu körleşerek vicdanlara uzatılan gizli kulaklar. Ey işitilmek korkusuyla kilitlenmiş ağızlar. Ey dinlenilmek korkusuyla kilitlenmiş ağızlar. Ey nefret edilen, hakir görülen milli gayret. Ey nefret edilen, aşağı görülen ulusal çaba. Ey kılıç ve kalem. Ey iki siyasi mahkum. Ey fazilet ve nezaketin payı. Ey çok unutulan bu çehre, ey korku ağırlığından iki büklüm gelmeye alışmış, zengin, fakir, herkes, meşhur koca millet, ey eğilmiş esir baş ki akbak, fakat iğrenç, ey eğilmiş esir baş ki akbak, fakat iğrenç, ey taze kadın, ey onu takibe koşan genç, ey hicran üzgün ana, ey küskün karı koca, ey kimsesiz avare çocuklar, hele sizler. Hocam şiir programı çevirdiniz. Örtün ey İstanbul kanlı toprak, örtün kart orospu, örtün ve hiç uyanma. Bitti. Az kalsın gözlük gidiyordu bu arada. Bir şey olmaz. Uzattın mı? Biraz uzun oldu son bölüm. Ama ne yapalım Tevfik Fikret? Tam İstanbul'a şimdi göre, bugünkü İstanbul'a Tevfik göre. Bey, buyurun. Bugünkü İstanbul'a biraz şey olsun. Şimdi bunu okumazsam Ahmet Hakan beğenmez bu programı. Hocam fikri belirleyelim. Konuşmalarını Hilmi Özkök'ün üzerine bina etti Yalçın Bey. Hilmi Özkök'ün en büyük suçu darbe yapmamak. Şimdi en büyük suçu derken hani
son zamanlarda bir anekdot vardır ya, işte Sinan Aygün cezaevine girince, gözaltına alınınca Atatürk'ü sevdiğim için içerideyim dedi, değil mi? Ama tahliye oldu. Şimdi tabii Sinan Aygün'e çıkıp şöyle demek lazım. Tahliye olduğuna göre Sinan Aygün, demek ki yeterince Atatürkçü addedilmedi. Yeterince Atatürkçü olmadığı için dışarıya salındı gibi mana çıkar. Sonuç itibariyle burada bir junta hareketi olup olmadığı hususunda bir soruşturma var. Mesela peki, şöyle bir emekli subaylar nasıl yapacaktı bu işi? Tank yok, tüfek yok. Yani basından takip ettiğim kadarıyla söylüyorum. Mesela ilk çıkan haberlerde bir tetikçi aranıyordu. Evet. Birini vurmak için. 2 milyon lira aranıyordu. Nasıl olacaktı? Yani bakınız hiçbir... Eğer bunlar darbe yapacaksa zaten 2001-2003 arasındaki kendi iktidarları, ordu içerisindeki iktidarları döneminde yapmaları gerekmez miydi? O zaman yapamazlar mıydı? Hilmi Özkök müsaade etmedi. O yüzden zaten itirazlar var. Peki o zaman yapamayan sonra emekli odası nasıl yapacak? Sonra nasıl olur? Sonra şöyle Yaşar olur. Büyükkanıt müsaade edecek. Sonra şöyle olur. Yaşar Büyükkanıt üzerine de bazı ithamlar gündeme getirildi. O ayrı. Şöyle olur. Junta yapacak, yani darbe yapacak olan bir ortamın tesisi için bir kaotik ortam oluşması lazım. Peki şimdi onunla ilgili Danıştay'a, iddialara geleceğim. Bakınız şurası çok önemli. Danıştay'a bir saldırı düzenleniyor. Hemen akabinde Ertuğrul Özkök çıkıyor. Bu 11 Eylül'dür diyor. Türkiye'nin 11 Eylül'üdür. 11 Eylül'ün ne olduğunu bilenler biliyor. Yani bunu dinciler yaptı tırnak içinde demeye getiriyor. Ondan sonra Cumhuriyet'e bomba atılıyor. Herhalde Vakit veya Yeni Şafak'a atılmazdı. Cumhuriyet'e atılacak. Ki karşı tarafa suç atfedilsin. Böylece kaotik ortamın tesisine gayret edildi. Bu kaotik ortamdan dolayı junta'nın içerisinde, yani genç subaylar adı altında örgütlenen bir takım isimler, her devirde genç subaylar vardır. Genç subaylar bir takım çalışmaları... Peki Türkiye'de genç subayların yaptığı bir darbe var bugüne kadar? Diyelim ki var mı genç subaylar? Bakınız... Var efendim, darbe değil o, devrim 27 Mayıs genç subaylar 27 Mayıs yaptı. Tabii. 27 Mayıs tabii, Rüştü Erderbun Genelkurmay Başkanı olduğu için bu genç subaylar, Mustafa Balbay'ın malum biliyorsunuz, genç subaylar sözü 27 Mayıs'ta Rüştü Erdelhun Genelkurmay Başkanı'ydı. Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel ihtilal yapıyor ve altında albay, yani belki general bile bir iki tane vardır, hep yüzbaşı, binbaşı statüsünde. Dolayısıyla bu genç subaylar ihtilal yapınca, Yalçın Bey'e göre devrim yapınca genç subaylar sendrom, daha doğrusu Rüştü Erdelhun sendromu başladı. Tabii. Sonuç itibariyle bütün mesele kaotik ortamın tesisidir. Bu tesisin olabilmesi için de kaos ortaya çıkaracak eylemlerin olması lazım. İşte bu eylemlerin nasıl yapıldığına dair savcılık makamının elinde basına yansıdığı kadarıyla Cumhuriyet'e atılan bombayla, ya İbrahim Yıldız kabul etti. Yani İbrahim Yıldız kimdir? Efendim, Cumhuriyet'in dakika, genel yayın yönetmeni. Tamam, bunlar çok önemli. Tam onu kabul etmedi İbrahim Yıldız. Bakın, bakın şunu oğlum, kabul etti. Bana şunu mu öğreteceksiniz? Eskişehir'dekilerle aynı dedi. İlhan Selçuk'un kendi kendini bombaladığını ben unuttum. İşte bunu dedirtmek için zaten eylemler yapılıyor. Bu program için de önemli. Sonra Ahmet Hakan beğenmez. Bu Agarta sözcüğünü getirdim. Siz de şeysiniz, hiç kimse bulamadılar. Görüyorsunuz şu kitaptan. Dictionnaire Etymologie des Noms Géographiques. Burada yazıyor. Siz de Fransızca okuyorsunuz. Agartha Sanskritçe. Agartha'dan geliyor. A privatif, olumsuz yapıyor. Garta bir yeri elde etmek. Elde edilemeyen yer. Elde edilemeyen ve yer altında mitik bir şey. Yer, yok. Budur. Bunları da söylemiş oluyoruz. Ben de Agartha, ilk günü söyledim. İddianın açıklandığı gün haber tuttu. Söyledim. Bunları da söylemiş oluyoruz. Bizim kapatalım görümün, saat. Bizim görevimiz bu. Gayet iyidir. Bütün arkadaşlara selam söylüyorum. Benim daha bir yiyeyim buraya getirmediğim marifetlerim var. Bu tür şeyler. Bunları da yazsınlar. Ben yardım ederim. Bakın bu de, ihtilalci olduğum bir zamanda kimin kapağında? Bu zaman daha bebektim. Bunlar da vardı. Bunları yapsınlar. Ben bunlardan hiç şikayetçi değilim. O paşalar tahliye edilecekler. Hocam yargın ağına girmesek daha iyi olacak. Hayır efendim, temennimiz. Yaşar Paşa aşamada... Hazretleri de gidip ziyaret edecek. Tıpkı Tayyip Bey'i ziyaret ettiği gibi. Hocam Yaşar Paşa biliyorsunuz Şemdinli'de gözaltına alınan, tutuklanan başçavuşu tanıyordu ama generalleri aldığımız kadarıyla tanımıyor ki. Evet, bravo, ilgili sizin bir şey demedi. Bunları nasıl götüreceğim? Peki, güzel.
Kusura bakmayın, biraz kafa karışık bir program oldu ama hocam olduğu zaman konular böyle daldan dala atlıyor. Toparlamak da bizim açımızdan zor oluyor. Neyciler, söyleyecek fazla bir şey yok. Teke teke izlediniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonuca varacak bir tartışma olmadı ama en azından çeşitli konularda daldan dala atlayarak biraz bazı konularda fikir sahibi olmamızı sağlayabildiysek ne mutlu bize. Hepinize mutlu, keyifli bir hafta diliyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Teke Tek'te ya da isterseniz çarşamba akşamı Habertürk'te olaylar ve gerçeklerde. Hoşçakalın.